Mehmet Yeşileş'in arasında güreş Recep Kara'ya doğru yükselmeye başladı. Eğer oradan koltuk aldı tekrarlarsa, tekrarladı, bastırabilir, kafayı sokup bastırdı, blok etti. Hodri Meydan programından hepinize mutlu akşamlar. Bir kez daha bir ekran klasiği olan Hodri Meydan programıyla karşınızdayız değerli güreşseverler. Nokta TV, Ekin Türk TV ve World Türk TV ortak canlı yayınıyla birlikteyiz. Yağlı güreş sezonu itibariyle bu hafta başlayacak ama yine 3 Mart'ta Menemen güreşleriyle başlamıştı zaten. Ama 6 aya sürecek olan, yayılacak olan yerel ve mahalli güreşlerin takvimi 25 Nisan'da açıklanacak. Dolayısıyla 28 Nisan'da da Antalya Kumluca Yağlı Güreş pehlivanlarıyla birlikte, güreşleriyle birlikte tüm sezonun güreşleri başlamış olacak. Ve Hodri Meydan programı da başladı. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hemen konuklarımı size tanıtmak isterim. Daimi yorumcumuz Şener Sar yine bizlerle birlikte. Hoş geldin Şener. Hoş bulduk Recep Dostum. Türk Yağlı Güreşi'nin değerli güreşseverleri, Millennium baş pehlivanı yani 2001 doğumlu ve Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en genç baş pehlivanlık ünvanını Osman Kan, Yıldıray Pala'dan sonra birlikte paylaştığı Serdar Yıldırım, Akyaz Akbalık Belediyesi baş pehlivanı canlı yayın konuğumuz. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk ustacığım. Değerli şampiyonum. Ve er meydanlarına birçok şampiyon yıldız isim kazandırmış usta pehlivan ve büyük ortaya kadar da güreşti. Çok çok tecrübeli bir usta. Mustafa Çelik hoş geldin. Hoş bulduk ustacığım. Ve diğer tarafta da genç bir pehlivan ustaları gibi, abileri gibi emin adımlarla ilerliyor. Muhammed Kösemusul. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk Recep abi. Evet, Hodri Meydan programı bir kez daha başladı. Ben hemen sözü ustayla başlamak isterim. Yağlı güreş düsturu olarak Mustafa Çelik hocam, çıraklarınla birlikte 2024 yağlı güreş sezonuna dolu dizgin devam ediyorsun. Çalışmalar ne aşamada? Sonra Serdar'la devam edeceğiz. Şöyle diyeyim ustacığım. 2024 sezonunu nasip oldu. Menemen güreşleriyle açtık. Güzel de güreşler oldu. Kıştan beridir de özveriyle çalışıyoruz bu kıştan beri de. 2024 sezonuna hazırlanıyoruz. Gerçekten güzel de bir çalışmalar yaptık. Karşılığında inşallah 2024 sezonunda göstereceğim diye inanıyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Peki şimdi sen bir usta olarak pehlivanları hem gözlemliyorsun hem de çıraklarını hazırlıyorsun. Serdar Yıldırım özelinde bir sorum olacak. Serdar Yıldırım antrenman partner eksikliğini yaşadığını biz Şener hocamla dile getiriyoruz. Bunun avantajları nedir, dezavantajları nedir? Serdar Yıldırım çayırda tur tur kaldığı sürece biz yükselişe geçiyoruz. Bu tez doğru mu? Neler söyleyeceksin? Doğrudur ustacığım. Yani bizde antrenman eksikliği diye bir şey yok. Yani partner eksikliği de olmuyor. Çünkü yerine illaki tamamlıyorum. Ben kendi pehlivanlığımdan diyeyim. Genelde hep kendi çıraklarımla antrenman yapardım. Biraz daha teknik olmamızın sebebini ben oraya bağlıyorum. Yani ufak partnerlerle yaptığımız için daha seri ve daha karışık güreşleri daha iyi yapıyoruz diye düşünüyorum. Oraya bağlıyorum. Peki çayıra çıktığında Serdar Yıldırım, şimdi Ali Gürbüz, İsmail Koç, işte Orhan Okulu gibi yani birçok üst düzey pehlivanlarla o çarpışmaya girdiğinde onun eksikliğini hissetmiyor mu diyorsun? Şimdi onun fazla açık vermeyeceğim. Sonuçta hepimiz tabii ki teknik olarak yani. Onun açığını bir şekilde kapatıyoruz. Devamlılığımızı arttırdığımız sürece o açıyı kapatmış oluyoruz yani. Geçen yılki CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde bu yaş kategorisinde ilk 8'e girme başarısını elde etti. Sen bunu bekliyor muydun Mustafa Çelik olarak? Şimdi şu anki beklentilerim daha yüksek. Yani usta neden? Geçen yılı soruyorum. Geçen yılda ya teknik olarak beklentim daha yüksek benim tabii ki ama kapasiteye gelirsek, fizik yapısına gelirsek eksik gibi görünüyor ama yani ufak dokunuşlarla o açığı kapatabiliyoruz yani. Nihayetinde de kapattık. Yani şimdi Mustafa hocam biraz burada gerçekçi olalım. Özür diliyorum neden? Hemen Şener hocama döneceğim. 2023 yılı başında deselerdi ki Serdar Yıldırım CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde
ilk 8'de tamamlayacak. Ve isimlere bakıyoruz. Birçok Recep Kara ki en tecrübeli isimler, bunların hep Kürşat, Cengizhan Şimşek de olmak üzere ki o yine belli bir dönemde giriş yaptı. Onlar hep bu listenin dışında kalmış isimlere bakıldığında ilk 8'de tamamladı. Bu bence elde edilebilecek kariyer adına en büyük başarıydı. Katılıyor musun? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Serdar'ın yani ilk 8'e kalacağını düşünmüyordum. Açıkçası sürpriz oldu bizim için. Gerçekten sürpriz oldu. Çünkü daha ilk senesinde Sivri Enerji Güreş Ligi'nde o kadar zorlu rakipler var. Serdar baş altında kürsü yaparak başa yükseldi. Tabii ki dediğiniz gibi zorlu rakipler vardı önünde ama Serdar'ın bir avantajı, Serdar'ın ne yapacağı belli olmayan bir baş pehlivan. Videoları koyabiliriz değerli yönetmenim. Evet. Yani Serdar'ın nereden oyun çıkaracağı, nereden adamın üstüne çıkacağı ya da nereden kılçık yapacağı, topu keseceği, yani dolanacağı belli değil. Tek cevap bekliyorum. Sen bekliyor muydun ilk 8'de yer bulmasını? Ben de beklemiyordum. Açık söyleyeyim. Kariyer adına çok büyük başarı elde etti. Değerli dostlar, o yüzden tebrik ediyorum. Bizim özelliğimiz de o diyelim. Beklentilerin üstüne çıkıyoruz. Daha da çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi o zaman biz konuştuk. Şimdi gerçek sözün sahibine bırakalım. Serdar, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk kısacığım. Şimdi baş altında büyük ortada çok güzel güreşler yapıyordun ama baş pehlivanlık apayrı bir platform. Öyle değil mi? Bunu aynen güreşerek öyle, hissettin aynen zaten. Ama şu bir gerçek ki ben pehlivanlarını konuşacağız ama senin güreşsever nezdinde gönüllerde taht kurdun. Yensen de yenilsen de kimle güreştiysen elini öpüyorsun. Şimdi biz buradan başlayalım çünkü gençler bizi izliyor, örnek olsun. Bu duygular üzerinde neler söylemek istersin? Ustandan bunu çok iyi öğrenmişsin. Ben Mustafa Çelik'e de özelinde teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Söz sende. Yani şöyle usta, hayatta da budur aslında. Çünkü en önemli şeylerden biri de, hayat felsefesinin en önemli şeylerden biri de bence saygıdır. Saygı her şeyin, her sporda, tek güreşte demek istemiyorum. Her sporda yapılması gereken şeylerden biridir. Benim de hem ustam olsun hem ailem olsun, olmadığından Allah razı olsun, çok güzel yetiştirdiler bizi. Ben de yani küçük büyük çok yaş aylarına bakmıyorum. Benden büyükse elini öpüyorum, geçiyorum. Benim yani kişiliğimde bu var. Saygısızlık etmek çok istemiyorum. Dışarı çıkıyorum. Dışarıda yine aynı abi kardeş olsun, usta çırak olsun. Devam ettiriyorum ilişkilerimi. Maç arasında bazı şeyler olabiliyor. Ama maçtan sonra dediğim gibi abi kardeş olsun, saygı sevgi olsun, devam ediyor. Bu benim kişiliğimde usta. Ben de buradan bütün kardeşlerim olsun, saygısını, sevgisini hiçbir zaman eksik etmesinler. Çünkü saygı olduktan sonra usta her şey geliyor. Seviliyorsun. Hem seyirci açısından hem de güreş severler açısından seviliyorsun. Saygımızı eksik etmeyelim bence. Şener Sar, ben Serdar konuşurken tüylerim diken diken oldu. Çok şuurlu, çok naif yüreğe sahip bir genç kardeşimiz. Kesinlikle. Sen birçok çırak yetiştirdiğin için Serdar Yıldırım özelinde neler söylersin? Ben Serdar'ı çok küçüklüğünden beri zaten tanıyorum. Küçük yaşlardan beri hem Mustafa Çelik'in yanında hem Akkeza olarak. Gerçekten Serdar Yıldırım mütevazi. Ben Serdar'ın bir doğru düzgün bir müsabakada tartışma yaşadığını yahut münazara yaşadığını hiç görmedim. Kasti elense vurduğunu bile hatırlamıyorum ben, kesinlikle, görmedim. Kesinlikle kesinlikle. Çok centilmen pehlivan. Yense de yenilse de hep güreşin içerisinde kalıyor. Kararı, hakemlerin kararına saygılı. Eğer kaybetse bile boynu bükük çıkar. Kazansa da yine mütevazı şekilde bekler. Gerçekten ben Serdar gibi sporcuların daha çok olmasını istiyorum. Saygılı olmalarını istiyorum. Ya bu spor bu. Yenersin de yenirsin de. Orada yukarıda bir hakem kurulu var. Onların kararları var. Serdar da o kararları net olarak bekliyor. Artık karar zaten çekecek? Onu temsil eden ustası hep kesinlikle girsek temasına kuleyle. Tabii Mustafa Çelik de kendisine iyi eğitim verdi. Mustafa Çelik de yani Serdar'ın bugünlere gelmesine en büyük pay sahibi. Ben bir güreşte gördüm. Kuleye bakıyordum Serdar. Ustası dedi ki Mustafa Çelik sen kenara çekil bakayım. Muhatap olacaksan ben olacağım. Bu çok büyük örnek aslında. Pehlivanlarla kule hakemlerin eski ustalarının karşı karşıya gelmeleri çok doğru değil. Nahoş gözüküyor zaten ama Mustafa bunu çok iyi frenliyor. Çok iyi arada köprü vazifesi görüyor. Ben şöyle söyleyeyim. Aslında olması gereken de o. Eğer bir baş pehlivanla bir kritik müsabaka sıkıntısı varsa baş pehlivan bir yerde beklemesi gerekiyor. Ve ustası ya da hocası evet, orada kesinlikle dahil yani olması gerekiyor. Kulenin önünde karar itiraf etmesi lazım. Ve doğru olanı da yaptıklarını düşünüyorum. Böyle de olmalı Recep dostum. Evet. Şimdi eklemek istediğin varsa baş pehlivanlarda genelde o sıkıntılar olmuyor ama alt boylarda daha çok oluyor. Yani o konuda burada da dile getirmek gerekiyor. Yani bir antrenör yerimiz var zaten. Evet kesinlikle. Bir haksızlık veya haksızlık demeyelim de neticesizlik
olduğu zaman da biz kule öneride bulunduğumuz zaman izleyip ona göre karar veriyorlar. Yani herkes orada itiraz ederse zaten cürcün olur. O da dışarıdan iyi görünmez. Evet. O yüzden görüntü kirliliği var. Hayır şimdi ben görüntü kirliliği çok farklı. Ben esas burada işlemek istediğimizi biliyor musunuz? O kuledeki hakemlerin hepsi bizim büyüklerimiz. Benim güreşliklerim ama bizim ustalarımız var. Senin evet. pehlivan olarak direkt muhatap olman onlara yağlı güreşin öf ananesine aykırı. Ustanın müdahil olması çok yerinde. Kesinlikle. Ve sen bunu çok iyi yapıyorsunuz beraber usta çırak. Bu ülke nezdinde de aslında birçok spor kulüplerinin ya da usta ve çıraklarının direkt muhatap olma noktasında antrenörler olması gerektiği öne çıkarmamız burada lazım. Burada itirazlar konusunda işte sporcunun antrenörü varsa, sporcunun dayısı, babası, bilmem nesi sahaya atlamaması gerekiyor. Bu tür görüntü zaten biliyorsunuz. Bunlarla alakalı cezalar da var. Bu görüntü ekranda kalsın değerli yönetmenim. Şimdi ben bu görüntüyü geleceğim. Özel isteyecektim ama yönetmenim sağ olsun ekrana getirdi. Ordu Aybastı CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin etabındayız. Mustafa Arslan'la yapmış olduğun güreş. Şimdi burada inanılmaz bir yeniş oldu. Bu yenişin tarifi bile yok. Bana soruyorlar burada yanbaş mı desek, Maraş Çangalı mı desek, Kılçık mı desek ne dersen deyin hepsi oturuyor ama bu nasıl gelişti Serdar Yıldırım? İlk ağızdan alalım. Nasıl oldu burası? Ya şimdi ustacığım anlık. Burada anlık bir şey ya. Çünkü şöyle üstüme geliyordu Mustafa abim. Gelirken de son hamle olarak sen defansı mı düşündün, hücumu mu düşündün burada? Pozisyon bakılırsa öyle gözüküyor. Ben defans olarak biraz kaçma çabasındayım. Üstüme gelirken de yani bir anlık olarak bir hareket yaptım. Refleks diyelim. Bu B değil, C değil, Z planı. En son planı ortaya koymuşsun. Bu yenişi bekliyor muydu yani? Şahsen beklemiyordum. Yani böyle bir yeniş olacağını düşünmüyordum. Çünkü ikimiz de açılıyoruz ama hareketi ben yaptığım için galip ben ilan edildim burada. Şener sahibi bu yenişi özelinde... Ben şöyle düşünüyorum. Ben şimdi hani derler ya Arefe'yi gösteriyoruz ama bayramı göstermiyor. Çünkü Mustafa'ya Arefe'yi göstermiş ama tam gelirken tam aldım zannetmiş Mustafa ama o anda iç çangalla gerçekten çok zor bir şey. O ayağı bükmek o şekilde... Ben 36 olurlar. Yıldır böyle bir yeniş görmedim. Yani ben de görmedim. Yani tuhaf bir yeniş. Kastaklı herkes çangal. Yapamaz. Bunu yumuşak adamlar gerçekten Serdar yumuşak, gibi... Ya çok teknik olman gerekiyor. Teknik ve esnek... O soğukkanlılıkta onu nasıl düşündün? O hareketi nasıl yaptın? Cem Tosun çok sert adam bu hareketleri yapamaz zaten. Bakın. Evet. Böyle sert fizikli fizik hemen adamlar yapamaz. Mustafa Çelik hocam sen bu pozisyonu gördüğünde ne düşündün? Ya şimdi... O an karar verdin mi o an? Şimdi şöyle izlemeden. Bir şey var. Normalde el kasnakta yani onu dışarıdan yapılanı biliyoruz da bu içeriden yapılan yani milyonda bir olacak bir şeydi. O anlık bak şurada geldi. Anında anlık karar bir şey verdi. Yani. Evet. O da tahminim partnerlerle alakalı. Yani sen yine oraya bağlıyorsun. Aynen. Peki yani. Oraya bağlıyorum. Burada bir ben kendim antrenörlüğüm sporculuğumda da aynıydım. Mesela ufaklarla antrenman yaptığım için mesela karışmayı çok iyi yapardım. Ama şimdi Mustafa Arslan gibi çok dirayetli, çok hareketli bir baş pehlivanla bunu yapabilmek yani üst düzey bir ekstrem bir durum söz konusu. Evet. Ya o anlık gelmiş. Ben ekleyeceğim. Serdar'cığım o pozisyonda sen kasnak paçayı alsan Mustafa Arslan gibi o hatayı yapar mısın beline sarılmayı? Çünkü bak kasnak paça elindeyken bırakıyor senin beline giriyor ve tam ama artık oradan bloke ettiğine inandı Mustafa. O timingleri çok iyi yapabilen bir baş pehlivan. Oradan da çıkıyor. Recep Tosun oradan aslında bir sürü oyun var aslında. Ama Mustafa Arslan kısa yoldan bele girin. Ben kendim sporcularım oyun gösterirken kesinlikle kasnak paça bendeyse ben orada o pozisyonda bele girmesini önermem. Ama son bir kararı vermiş. Bence doğru bir karar vermiş ki o hareketi ben yani 36 yıldır ben böyle bir hareket görmedim ki bu kılçığı burada yetiştirebilsin. Mustafa'nın orada hata yaptığına ben inanmıyorum çünkü. Tabii ki ben de inanmıyorum. İndiremiyorsan en doğru kararı almak verdi. %90 zaten aldın demek. Blok etmeye en yakın ama pozisyonda evet. %10'luk pozisyonda da Serdar'ın hareketi karşılık bulmuş. Yani. Serdar kesinlikle orada bir yani risk de var. Serdar da biliyor orada bir risk var değil mi Serdar? Tabii ya atamasa. Orada risk var tabii, yani tabii ama ki. Riski... Ya bana ya ona demiş yani son hareket. Devam edebilir, yapabilir. Çünkü Serdar bunu yapar. Bir kere yaptıysa bundan sonra bu oyunu belki ilk defa mı yaptı bilmiyorum. Onu da, bu oyunu ben ilk defa görüyorum. Onun başka bir versiyonu var. Aynen. Aslında o buraya gelmiş. Çok açıklamak istemiyorum. Ya o yan kazıklarda mesela hani çekiş sadece çekiş değil. Birkaç hareket var orada. Aslında o öbür hareketi yapacakmış ama bu gelmiş yani. Şimdi çangalsız olanı çok var. Güzel oturuyor. Ekranları başına çok güreş sevilir. Şunu söyleyeyim. Şu izlemiş olduğunuz pozisyon bir baş pehlivanlık mücadelesi. Deste boyu değil. Bunu havada yapabilmek
Bir Serhat Gökmen'le sanırım Hasan Cengiz'in Elmalı'daki güreşine biraz andırıyor. Havada kılçık yapmıştı. Evet, evet. Dolayısıyla ben Türk güreşinin parlayan yıldızı Serdar Yıldırım'ı ve Mustafa Arslan'ı bu mücadeleden dolayı ikinize tebrik ediyorum. Ve soruma geçiyorum. Geçen yılki CV Enerji Yağlı Güreş Cigindeki ilk 8 başarını sen nasıl buluyorsun? Bunu beklenti içerisinde miydin? Evet, ben bu ilk 8'e gireceğim diyor muydun? Çünkü orası apayrı bir platform. Çok zorlu mücadeleler ortaya koydun. Ama her CV Yağlı Güreş Ligi'nde çeyrek finallerin hepsini kovaladın. Evet. Manavgat'ta başlayarak. Şimdi söz sende. Şahsen usta ben beklemiyordum. Çünkü karşımda çok iddialı ve çok başarılı olsun, tecrübeli olsun ustalarım var karşımda ama yani biz de çalıştık, çalışmamızın karşılığını aldık. Rabbime şükürler olsun, Allah nasip etti. Bunlardan üçünü de çeyrek final yaptım tahmin sanırsam. Evet, üçünü de çeyrek final yaptım. Birine derece yaptım. Diğer kalan üçünü de yenilmiştim. Yani beklemiyordum usta. Sekizinci oldum. Bu sene de o bana biraz avantaj sağlayacak inşallah. Bakalım bu sene de inşallah elimizden geleni yapıp şimdi biraz... Yıldıray Pala gibi, Osman Kan gibi, işte Enes Doğan gibi senin jenerasyonun önemli baş pehlivanları var. Şimdi buradan onlara da seslenmek istedim bir arkadaşın olarak. Bunu ben başarabildim. Siz de bunu başarabilirsiniz. Çünkü yeni bir artık Türk Yağlı Güreşi'nde bir kabuk değişimi var. Bir jenerasyon kırılması var. Yani üst sekmen artık yavaş yavaş yerinde sayarken, hala kariyerlerini ortaya koyarken alttan da çok pırıl pırıl güçlü gençler çıkıyor. Şimdi bu noktada ne mesaj vermek istersin? Evet, zor başladım ama yine mücadelemizle bu sahada hak ettiğimiz yeri kazandık diyebilir misin? Yani şöyle, aynen usta, yani mücadeleyle, çünkü bir de en önemli şeylerden bir de çalışmak bu hayat. Yani hayat şeyi bu. Çalışınca Allah her şeyi nasip ediyor, her şey oluyor. Çalışınca bence olacağına inanıyorum. Arkadaşlarıma, bütün insanlara bundan onu demek isterim. Çalışmayla bence her şey mümkün. Peki, çok güzel bir mesajdı. Hemen diğer konuma dönüyorum. O da Türk güreşinin gelecek vadeden ismi Muhammed Kösem Usul. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk abi. Şimdi seni bir tanıyalım. Serdar'ı herkes tanıyor. Evet. Bir de seni tanıyalım mı? Bir bahset kendinden. Ben abi 21 Şubat 99 Sakarya doğumluyum. Uzun yıllar minder güreşi yaptım. Oğuz hocamızla birlikte, Oğuz Zor'la Sakarya güreşi ilan antrenörü kendisi. Evet. Yine tabii Mustafa Çelik ustamızla beraber o zamanlardan da bir tanışıklığımız vardı. Daha sonra 2017 yılından beri yağlı güreşe soyunduk diyelim. Ufak ufak başladık. 2 senedir de ustamla beraberim. Onun yanındayız. Küçük orta büyük boyda güreşiyorum. Bu şekilde abi. Ben hemen Mustafa hocama döneyim. Nasıl performansı? Serdar'la zaten kıyaslanmaz. O ayrı bir yetenek. Herkesin özelliği farklı. Muhammed nasıl bir pehlivan? Şimdi herkesin kendine göre tabii ki özelliği var. Ama olabilecek kişilerle çalışmak o antrenörün işi, o bizim işimiz. Ben az önceki konuyu bir hani oraya değinmek istiyorum. Şimdi sporcular her zaman hani kendini biraz şey görüyorlar, yani geride tutuyorlar. Yani yapamayız gibisinden falan. Yani usta yanlış anlama, ben Karapürçek ilçesinde tek güreşçiydim. Abim güreşiyormuş, Ragıp Çokan ustalarımın zamanında onların rakibiymiş. Evet. Bir iki tur geçiyormuş. Beni iki tane güreşe götürdü. İlk tur yenildim diye ikisinde de. Ama yenildiğim adamlar biri ikinci oldu, biri üçüncü oldu yani. Güreşe bakılırsa da Akbalık güreşi Türkiye'de ikinci sırada. Söğütlü güreşi tam parlak olduğu zamanlarda. Yani pehlivanlarımız daha mı özgüvenli olsun istiyorsun? Özgüven şart, onu da zaten biz yükleyeceğiz. Şimdi ben Serdar'a dersem ki oğlum yani olmaz. Buraya kadar oldu ama burada falan filan ilerleme şansı var mı? Yok. Ama ben ne diyorum? Oğlum herkesin iki eli iki ayağı var. Öyle mi? Yani bu illa o olacak illa bu olacak diye bir şey değil. İyi çalışan, gördünüz nereden ne hareket çıkmış yani. Bunu düşünsen olur mu? Olmaz. Ama çalışırsan oluyor. Hani kesinlikle. Hedeflenirsen oluyor. Son noktaya kadar. %99.9 olana kadar bir kere yılmayacaksın yani. Son hamle. Evet. Son hamle maçı almış. Normalde %99 Mustafa galip. Sonuca yaklaşmıştı. Evet, aynı. Evet. Şimdi ben çocuklara hep onu diyorum. Çocuklar herkes aynı. Antalyalısı da aynı. Sakaryalısı da aynı. Balıkesirlisi de aynı. Farklı olan ne olur biliyor musun? Çalışmak. Benim bugün antrenmanım vardı. Program nedeniyle değiştirdim programımı. Sabah antrenmanımı ama yaptım. Ama programı iptal etmedin. Tabii. Tabii. Mecburuz yani. Şimdi ben hayatımı antrenmanıma göre ayarlarım. Ben sporcu değilim ama antrenörüm. Daha önemli.
Sporcu olursam tek kendi sorumluluğum olur. Ama antrenör olduğum için yanımda 20-25 tane çocuğun sorumluluğu var. Veliler bana veriyor, şampiyon yetiştir diyor. Al da burada spor yapsın demiyor. Zaten öyle adam istemiyorum. Ben olacak adamlarla yol yürümenin hani her zaman önündeyim. Ha, öbür türlü de yanımızda olur. Sivrilirse ele alırız, sivrilmezse yapacak bir şey yok. Olacak adamlarla yol yürümek. Şimdi ve kabullenmemek abi. Bu işin değerli Mustafa Çelik hocam, şimdi bir telefon bağlantımız var. Evet. Bu hafta, önümüzdeki hafta sonu Akdeniz'in Kırkpınarı sezonun ilk büyük organizasyonuna ev sahipliği yapılacak. Ve biz bunun özelinde canlı telefon bağlantımızı kime aldık? Antalya Kumluca Belediye Spor Kulübü Başkanı değerli Mustafa Öztürk'ü aldık. Sayın Başkanım hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Hoş bulduk Recep Ustacığım. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Teşekkür ediyorum. Canlı yayın konuğumuz Serdar Yıldırım, geleceğin baş pehlivanı inşallah. Şener Sar Hocam, Mustafa Çelik Hocam, canlı yayın konuğumuz. Efendim öncelikle sorumu şuradan sormak istiyorum. Kumluca şu anda güreş heyecanına girdi mi? Hazırlıklar ne aşamada? Şimdi söz sizde değerli başkanım. Recep Ustacığım, öncelikle Serdar kardeşime ve değerli hocalarıma selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Kumluca güreş heyecanı, yörük göç heyecanı, festival heyecanı başlamış durumda. Doktor Sayın Mesut Avcıoğlu önderliğinde, Kemal Yılmaz Orhan Okulu ve Kumluca Belediyesi komitesi önderliğinde çalışmalarımız başladı. Baş pehlivanlarımız ve tüm alt boyu pehlivanlarımız, ekiplerimiz, güreş takımlarımız ile görüşmeler sağlandı. Allah nasip ederse 28 Nisan Pazar günü temel eğitimde, temel eğitim diye geçer. Yani bizim stadımız yetişmediği için mevcut yani karatepe stadı. Hep aynı sahada değil, şimdi farklı bir sahada mı yapılacak? Evet, evet. Birkaç defa da hani bazen cuma cumartesi günleri de yapılan bir sahamız vardı. Anladım. Evet, evet. O sahada normal pazar günü güreşimiz orada olacak. Stadımız yetişmediği için her zaman yaptığımız stad yenileniyor biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki, peki Sayın Başkanım, kaç baş pehlivanın iştiraki söz konusu? Kaç güreşi toplamda totalde katılacak? Ünlü isimler kimler? Bu konuda elinizde anlaşmalar var mı? Kemal Hocam olsun, Sayın Mesut Avcıoğlu Belediye Başkanımız ya da Evren Bey, bu konuda bilgilendirme yaptı mı? Güreş severler merakla bekliyor. Tabii ustacığım, sürekli istişare halindeyiz. Şu ana kadar 64 baş pehlivan ile görüşüldü ve anlaşıldı. 64 baş pehlivanımız 28 Nisan'da Kumluca Er Meydanı'nda olacak. Tabii görüşmelerin devam ettiği ve ulaşılamayan baş pehlivanlarımız var. Onlarla birlikte belki sayı 3-4 tane daha artabilir. Toplamda ise yaklaşık 1200 tane pehlivan bekliyoruz tüm boylarla birlikte. Toplamda ne kadar dediniz? 1200. 1200, harika. Bu peki bir günde bunların sanırım MHK Akdeniz temsilcileri herhalde erken başlatıp cumartesi günü de yazılımlar olduğuna bakılırsa, ama bir gece yaralarına doğru güreşin sürmesi beklenebiliyor mu? Öngörünüz var mı? Evet, öngörümüz o yönde. Ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sabah saat 7'de boy ayrımı başlayacak. Harika, harika. Yani güreşi yetiştirebilmek için ve hani bir de sezonun ilk büyük güreşi olduğu için güreş severlerimiz de sabırsızlıkla bekliyor. Hem Er Meydanı'na gelerek hem ekran başından. İnşallah alnımızın akıyla güreş camiamıza bu güreşi izlettireceğiz. İnşallah güreş severlerin şöyle bir öngörüsü söz konusu. Değerli Mustafa Başkanım, Öztürk Başkanım, son 5 yılda Kumluca güreşi eski şaşalı günlerinden biraz uzak kaldı diyorlar. Şimdi Mesut Avcıoğlu Başkanımızdan çok büyük bir umut içerisinde güreş severlerimiz. Bu yıl geç kalındığını öne sürdü ama önümüzdeki yıl siz de istişare içerisindeyiz. Mesut Avcıoğlu CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin bir numaralı adaylarından biri olacağız diyor. Bu konuda bir istişareleriniz oldu mu Sayın Mustafa Öztürk? Sürekli istişare halindeyiz. Öncelikle başkanımızın Sayın Mesut Avcıoğlu'nun önderliğinde Kumluca Belediye Spor, Kumluca Belediyesi Güreş Komitesi ve güreşimizin Kumluca'daki önde gelenleriyle birlikte
Allah'tan bir nasip kısmet, Allah nasip kısmet ederse bir aksilik olmazsa seneye CV Enerji Güreş Ligi'nde Kumlucamız olacak. Harika. Çok müjdeli bir haber bu. Bunu Kumluca ve Kumluca halkı fazlasıyla hak ediyor Mustafa Öztürk Başkanım. Bir merak konusu da şu. Orhan Okullular, Kemal Yılmazlar Kumluca'da yetişti. Yeni Orhan Okullular yetişecek mi? Antrenörler, çıraklar bu doğrultuda Sayın Mesut Avcıoğlu desteğini ortaya koydu. Sen de kulüp başkanı olarak hep onlarla birliktesin. Kumluca halkı yeni Orhan Okullular bekliyor. Bununla alakalı öngörülerin nelerdir? İnşallah Allah nasip ederse Gürbüz Gür hocamız var. Kumluca Belediye Spor Güreş antrenörü. Adam gibi adamdır. Gürbüz Gür. Eyvallah. Evet. Şu anda 50 tane sporcumuz ile öncelikle Kumluca güreşleri sonra Kırkpınar güreşlerine hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kırkpınar'da 4-5 tane kürsü bekliyoruz. Kürsü beklediğimiz sporcularımız var. Tabii daha çok altyapı sporcularımız çoğunlukta. Bu sporcularımızı da yukarıya doğru tırmandırmak için hani Kırkpınar'da mücadele etmeleri, cumartesiyi görmeleri, pazarı görmeleri, evet, onlar için bir teşvik olması. Evet. Yani tabii ki herkes ister kürsüye çıkmak, herkes ister madalya almak ama hani bu çocuklarda bir cumartesiye çıkmanın da, pazara çıkmanın da bir büyük gurur olduğunu hep Gürbüz hocamız çocuklarımıza aşılıyorlar. Bu şekilde de yukarıya doğru tırmandırıyoruz. İnşallah önce Kumluca'dan sonra tüm Türkiye'mizden baş pehlivanlarımız çıksın. Güreşimiz bir fazla ileriye gitsin. Bunun mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Evet, son olarak Sayın Mustafa Öztürk, değerli başkanım, güreşsever şöyle bir beklenti içerisindeydi. Ya Kumluca güreşleri sezonun ilk büyük güreşi ama seçim sahtından hem yeni çıkıldı. Sayın Mesut Avcıoğlu şunu deseydi ki ya biz yeni çıktık, seneye ligde direkt yer bulalım da diyebilirdi ama sorumluluk aldı. Sizler varsınız. Kemal Yılmaz, Orhan Okulu var. Gürbüz Gür Hoca var. Buraya nasıl gelindi? Burada Sayın Mesut Avcıoğlu Başkanımız bir çelişki yaşadı mı? Hayır. Kumluca'da bu güreş kaldığı yerden aynı hızla devam edecek dedi mi? Bu noktada hiçbir çelişki olmadı. Tam tersine direkt CV Enerji'den girebilir miyiz'in çalışması oldu. Planlamalarını harika. Fakat bunda ufak tefek aksaklıklar yaşanıp önümüzdeki yıllar içinde bu aksaklıkların problem çıkarmaması için bu yıl güreşi kesinlikle bir günde olsa yapalım. Seneye bomba gibi CV Enerji Güreş Ligi'ne çıkalım kararı alındı. Hiçbir şekilde ne bir yöneticimiz, ne bir sporcumuz, ne bir ustamız, ne bir kulüp başkanımız hiçbir şekilde tereddüt olmadı. Yıllar önce yapılan bu yağlı güreş ateşini Kumluca'da bir üstüne çıkarmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Seneye stat yetişir mi Mustafa Öztürk Başkanım? Kesinlikle stat yetişecek. Zaten şu anda da az kaldı. Fakat birkaç aylık bir süreci gözüküyor. Yani öngörümüz o yönde. Seneye stadımız yetişmiş olacak. Hatta mevcut projenin haricinde de bir şeyler yapabilir miyiz? Ekstra daha da donanımlı hale getirebilir miyiz? Onun yönlerine bakılıyor. Seneye bu vakitleri Allah nasip eder o günleri görürsek İnşallah Kumluca Er Meydanı'nda, Karatepe Stadyumu'nda, evet, CV Enerji Güreş Ligi'nde hep birlikte güreşlerimizi izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl işiniz bayağı zorlaşacak, yükünüz ağırlaşacak Mustafa Öztürk Başkanım. Ağırlaşsın yani spor, güreş, futbol, yani biz ben kulüp başkanıyım, yani futbolla da ilgileniyoruz, güreş, evet, de var. Tabii güreş zamanı güreşe, futbol zamanı futbola, ayrıca farklı branşlar da açmayı düşünüyoruz. Voleybol, basketbol, bocce. Tabii maddi imkanlar doğrultusunda hayırseverlerimizin yardımıyla sporu bir adım götürebilirsek, bir hizmet yapabilirsek, yoksa bizim omuzumuzdaki yükün hiçbir önemi yok. Biz bunu Allah izin verdiği sürece taşırız. Sizlerin sosyal medyadan, basından desteğiyle, hayırseverlerimizin maddi manevi destekleriyle, belediye başkanımız zaten her zaman Sayın Mesut Avcıoğlu yanımızda, inşallah en iyi yerlere getireceğiz. Hep İnşallah ben de buradan seslenmek isterim pehlivanlara da, camiama da, bu zor şartlarda sorumluluk alan Mesut Avcıoğlu başkanımızı hepimiz omuz vermek durumundayız. Bizler de basın mensubu olarak biz de katkı sağlayacağız. Sayın Evren Bey'le de istişare ettik. İnşallah Kumluca güreşlerini hak ettiği şekilde, en doğru şekilde anlatımlarla tüm Türkiye ve dünyaya anlatıp aktaracağız. Son olarak Mustafa Öztürk Başkanım şunu eklemek isterim ki
Ben bu sahalardan gelmiş bir güreş spikeri olarak er meydanında gençlerimizi anlatmak benim için çok büyük keyif verici. Baş pehlivanlar özelinde az önce göz göze geldim Serdar Yıldırım'la. İnşallah Serdar Yıldırım da Kumluca er meydanında olursa onu keyifle anlatmak arzu ederiz. Tabii ki planlama çerçevesinde sizlerin tasarrufu takdiri çok çok önemli. Ama bizim beklentimiz gençlerimizin o sahada kıran kıran mücadele edip onları anlatıp aktarmamız. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, bizi kırmadığınız, yayına bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı evet. akşamlar. Değerli güreş severler, Mustafa Öztürk, Kumluca Belediye Spor Kulübü Başkanı bu arada daha yeni göreve başladı. Kendisine başarılar diliyoruz. Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediye Başkanımıza da ve Başkan Yardımcısı Evren Bey'e de şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, Mustafa Çelik Hocam, Muhammed'den biraz özelinden bahsetmeni istiyorum. Orada kaldık çünkü. Serdar'ı anlattık, izliyoruz zaten. Muhammed mücadeleci bir sporcumuz. Minderci olduğu zamanlardan da Oğuz Hocam bizim akranımız, Minder Hocası, oradan biliyorum talebelerinden. Mücadeleci bir pehlivan sporcumuz. İnşallah yağlı güreşi biraz işledik. Özelliği nedir? Her özellik var onda. Eksiği yani, nedir? Eksik yok. Şu an iyi. Hangi oyunu iyi yapıyor? Ama zor sorular hep açık verdim. Ama sen hayır. Sen. Bak bazı oyunları evet. istediğin kadar bilse mesela Ali Gürbüz Megastar iç kazıktan kurtulan var mı? Güzel kümde atar. Ha, tamam yani ne kadar da müdafaanı yapsan adam o oyunu iyi yapıyorsa o pehlivan kurtuluşun yok yenilirsin. Şimdi iyi noktaları burada dile getirdiğimiz zaman sonuçta canlı izleniyoruz yani ona göre bize de yön alalım. Mustafa Hocam efendim. Serdar Yıldırım'ın sol iç kazığından kurtulan olmaz. Ben onu çok iyi biliyorum. Sağdan herkes iç kazık yapar ama soldan iç kazık yapmak meziyet ister, yetenek ister. Sen istediğin kadar müdafaa yap. Eğer o pehlivan orada meziyetliyse Ali Gürbüz iç kepçeyi aldığında affediyor mu? Affetmiyor. Bak ben Hünde'yi işte, aldığında affediyor mu? Affetmiyor. Şimdi ben de çalıştırırken mesela giriş sağdan da girer, soldan da girer. Sağdan da iç kazık yapar, soldan da iç kazık yapar. Ben tek taraflı yetiştirmemeye çalışırım yani. Mesela çalıştırırken de onu da söyleyeyim. Mesela iç kazık çalıştırıyorum. Bir taraftan yaptırırım, soldan mesela yaptı, sağdan da tekrar. Mesela çekişler, sağlı da sollu da hani iki türlü de çalıştırmaya çalışırım. Çünkü tek taraftan işleyen adamı çabuk çözerler. Hemen Sayın Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu özelinde neler söylemek istersin? Seçimden çıkmasına rağmen bu güreş burada olacak dedi ve startı verdi. Başkanımı buradan kutluyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Çiçeği burnunda bir başkanlarımız sonuçta yani şu an hemen güreşe böyle ön planda tutup güreşi hemen dile getirmek her başkanın harcı değil yani açıkçası. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İnşallah böyle genç baş pehlivanlarımızı da anlaşırlar. İnşallah. Orada güzel güreşler olur yani. Belirli kitleler değil de gençler güreşe çağrılırsa. Ve tecrübeliler bak, çarpışsınlar. Aynen. Şimdi burada onu dile getirecektim. Yani yeni gelen baş pehlivanlar güreş yapmak zorundalar. Güreş istiyorsalar, eğer güreş olsun diyorsalar yeni çıkan baş pehlivanların hiçbiri de eksik geçmesinler bence yani. Gençleri daha doğrusu. Kesinlikle. Diyorum yani. Şener Sar, Sayın evet, Mesut Avcı özelliğinde neler söylemek istersin? Şimdi Mesut Başkan'ı tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Yalnız şöyle bir şey var. Kumluca'da herkes güreşi biliyor. Orada oturan herkes güreşi biliyor. Tabii ki bir bilgi birikimi Mesut Başkan'ında tabii ki var. Evet. Ama diyebilirdik ya işte biz seçim atmosferinden çıktık. Durum nedir? Ne derecedir? Daha sahamız bile bitmedi diye birçok bahane uydurabilirdi ama güreşin yanında olduğunu ortaya koydu. Kesinlikle aynen. Güreşin yanında olduğunu ortaya koydu. Belki de bununla ilgili, belki de özelinde seçim şeyinde de belki de bununla ilgili Kumluca güreşiyle alakalı yapacağım diye bir sözü de belki de vardı, hazırlığı da vardı ve onu da... Şener Hocam ne söz verenler oluyor ondan sonra seçimden sonra? Ama içinde bir aşk vardır, onun bir güreş aşkı var. Olmasa bu olmaz zaten. Bu olmaz zaten. Kesinlikle olmaz. Yani. Tabii, güreş kesinlikle. Aşkı şart. Kesinlikle. Serdar sen birkaç cümle söyleyebilirsin değerli başkanımız özelliğine. Başkanımızı ilk önce buradan tebrik ederim. Biliyorsunuz bir seçim olmuştu. Evet. İnşallah seneye CV güreşini yapacağını duyurdu. İnşallah güzel başarılı güzel güreşler olur.
Seyirciye güzel göz doldurur bir güreşler olur. Biz de bu güreşlerde elimizden geldiği kadar seyirciyi izletebiliriz kendimizi. Anlaşabilirsek. İnşallah. Bütün herkese İnşallah. Başarılar diliyorum. Şener Hocam. Hayırlı olsun. Gençlerin ve o kariyerli isimlerin çarpışması çok büyük keyif veriyor. Kesinlikle. Bunları da güreş severlerden mahrum etmemek gerekiyor. Kesinlikle. Ben şimdi demin şunu Mustafa Çelik Hocam şöyle söyledi. Yani bu yeni çıkan baş pehlivanlarından bahsediyorum. Bunları kesinlikle olmasa çünkü bunlar da kendilerini göstermeleri lazım ki artık biz varız. Bu meydanda biz varız. Bizim de borumuz öter. Yani bu Şener şekilde hocam, olması lazım. Şimdi Serdar'ın kendini ispatlamaya şey yok. Çünkü ispatladı zaten kendini. Serdar'ın bir organizasyonunda ben şimdi güreş yaptırayım. En başta Ali Gürbüz yazarım. Yanına Serdar Yıldırım'ı yazarım. Kesinlikle. Güreş sever bunu istiyor. Şimdi kendini kariyerini ispatlamış. Ben şimdi Serdar... Serdar'ın olmaması organizasyonda tamamen eksikliktir. Ben açık söyleyeyim. Kesinlikle bugün katılıyorum. Bugün işte güreş sezonu haftaya başlıyor. 28'inde. Ekim'e kadar sürecek. Hatta Kasım'ın ortalarına kadar sürecek. Organizasyonu kim yapıyorsa ben olsam bir pehlivan olarak söylüyorum. Babamın oğlu değil Serdar Yıldırım. Bir numara yazarım Kırkpınar baş pehlivanı Yusuf Can Zeybi Ali Gürbüz'ü. Orhan Okulluğu İsmail Balım'ın arkasına da hemen Serdar Yıldırım yazarım. Çünkü bu gençler güreş yapacak. Bu gençlere bu meydanlar kalacak. Şimdi, Enes Doğan'ı, Osman Kan'ı yazın bunları her organizasyonunuza davet edin. Alttan gelen adamlar eğer anlaşılırsa, güreşe gidilirse bu çocuklar kendini göstermek zorundalar. Maç yapacaklar. O zaman ne olacak? Seyir zevki artacak. Hani çekimlerde bile yani seyir zevki artacak. Yani kesinlikle. Sonuçta güreş olmayanı, güreş camiamız hani açıkçası güreş sıkı mı değil mi anlayabiliyor. Kesinlikle. Zevk az sonra verecek. İki numaralı bir telefon bağlantımız olacak değerli öğretmenim. Evet. Yani güreş seyir zevki olacak yani. Onun için de altyapıdan hani yeni çıkan baş pehlivanların hepsini anlaşsınlar diye tavsiye ederim burada. Yeni çıkan, her güreş yeni çıkan baş pehlivanlarımız hepsi pırıl pırıl gençler. Gerçekten evet. Mükemmel güreş yapıyorlar. Mükemmel seyirci zevk alıyor. Serdar, ama... Serdar bunlardan bir tanesi. Dediğim ben bir seyirci olsam bir şey olsam kesinlikle Serdar Yıldırım'ı hangi güreş olursa olsun Serdar veya Mustafa Doğan Özköy olsun Enes olsun Osman olsun kesinlikle kardeşim bu baş pehlivanlar olacak derim. Çünkü ben bunları çarpıştırırım. Geçen kesinlikle sene 7 tane baş pehlivan çıktı ustacığım. Yani bu sene Kırkpınar'da bunlardan derece yapabilen olur mu olmaz mı diye düşünmeye bile gerek yok. Karıştıracaklar Kırkpınar'ı diye düşünüyorum kesinlikle. Yani. Kesinlikle ama şu da var az önceki çağrımda size de yer verdim. Nasıl evet. Değer verdim? Bakın bu organizasyonu Sayın Mesut Avcıoğlu biz hazır değiliz diyerek öteleyebilirdi. Evet kesinlikle. O sorumluluk aldıysa onun yükünü de hafifletmek lazım Mustafa Çelik. Aynen. Şimdi ben Recep Tosun olarak kaç para güreş yapıyorum? 150 bin liraya. Tamam başkanım size 100 bin liraya ya da yarı yarıya ben fedakarlık yapıp bu organizasyona Ataspor'una omuz vermek durumundayım. Yani bunu da gözünde bulunduralım değerli hocam. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bulunduruyoruz. Geçen seneki şeye göre yani o mahremiyeti tabii siz yani. İstişare ederiz ama camia bu tabii. Kumluca güreşi ve diğer güreşler bizim camiamızın kilometre taşı olan güreşler buraya hepimizin omuz vermesi gerektiğini düşünenlerdim. Takdir, tasarruf tabii ki sizlerin. Tabii, organizasyonlar hep devam etsin, yaşasın ki yani. Şimdi usta uzak yol yani bizim buradan oraya gitmemiz 700-750 kilometre yol git gel 1500 kilometre yani sonuçta hep beraber gidiyorsun. Tabii Türkiye'nin büyük deplasmanlarından bir tanesi yani. Olmuyor. Çocukları bıraksan sonuçta Kumluca büyük bir güreş. Yani çocuklar o tecrübeyi yaşasın evet. Orada müsabaka şimdi de yani. Şimdi de bir telefon bağlantımız var müsaade edersen değerli hocam. Evet. Türkiye adı güreşinin Yağız delikanlısı baş pehlivanı Muğla'nın tek baş pehlivanı deyince Serdar Yıldırım kim? Ali Yanatma. Ali Yanatma canlı yayın konuğumuz. İyi akşamlar Ali Yanatma. Hoş geldin Odur Meydan programına. İyi akşamlar abicim, iyi yayınlar, saygılar, sevgiler. Teşekkür selamlar. Ediyorum. Serdar Yıldırım, değerli baş pehlivanımız Mustafa Çelik, Şener Sar hocamızla birlikteyiz. Seni de yayına bağladık. Neden? 5 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Güzel ilçesinde, Karaçul Ayar Meydanı'nda yine sezonun en büyük güreşlerine ev sahipliği yapılacak. Tabii sen burada koordine ediyorsun. Değerli başkanımız Alim Karaca seni görevlendirdi bu hususta. Kaç evet. Baş pehlivan kimler kol bağlayıp güreş tutacak? Öncelikle güreşle alakalı burada merakla bekliyoruz. Neler söyleyeceksin? Abi öncelikle Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca himayelerinde ikincisini düzenleyeceğiz inşallah bu yıl biz. Siz de biliyorsunuz geçen yıl biz ilk güreşini yapmıştık Fethiye'de. Muazzam olmuştu. Güreş, evet.
Evet, ilk defa güreş yapmamıza rağmen güreş camiasına biz ses getirdiğimize inanıyoruz. Yağmura, doluya rağmen çok güzel güreşler yapıldı ilk defa yapılmasına rağmen. Evet. İşte bu yıl nasip olursa ikincisini düzenleyeceğiz abi. 70'in üzerinde bütün Türkiye'nin ünlü baş pehlivan arkadaşlarımız hepsi Karaçurfa Er Meydanı'nda kol bağlayacak. Bir daha sayı alabilir miyiz baş pehlivanım? Şu anda 70'in üzerindeyiz. Harika. Türkiye'nin bütün harika. Baş pehlivanları şu anda Fethiye Er Meydanı'nda olacak 5 Mayıs'ta nasip olursa. Peki Ali Yanatma, değerli baş pehlivanım, sen de güzide bir baş pehlivansın. Geçen yıl Kırkpınar'da Tanju Gemici gibi favori bir baş pehlivanı saf dışı bıraktın. Muğla halkı, Fethiye halkı da senden Kırkpınar'da baş pehlivanlığın dışında en az kürsü bekliyor. Senin çalışmaların ne aşamada? Yine organizasyona geleceğiz ama seni de Muğla halkı, Fethiye halkı merakla bekliyor. Performansın durumu nasıl Ali Yanatma? Şöyle söyleyeyim Recep abi, ben baş pehlivan olduktan sonra büyük sakatlıklar yaşadım. Her yıl ameliyat oldum. Bir geçen yıl da ameliyat olmuştum. Hatta 3-4 ay kala sezonu hazırlanmıştım. Ben bu yıl ameliyat olmadım. Geçen yılın da üzerine koyarak çalışmalarımıza devam ettik. Daha da bu sene üzerine koyduk. Eksiklerimizi gördük. Nasip kısmet diğer sporcu arkadaşlar da görmeyince bir şey diyemeyiz. İnşallah bu yıl daha da farklı bir Ali Yanatma olacak sahada. Şimdi bunu neden sordum Ali? CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde Manavgat güreşinden bir hafta önce. Dolayısıyla oradaki o 70 baş pehlivan kıran kırana kozlarını paylaşıp CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ne bir adım önde çıkabilmek için orada kozlarını paylaşacaklar diyebilir miyiz? Ya şöyle söyleyelim abi, sen de biliyorsun önce Kırkpınar'a gitmeden önce Komuca güreşler belirliyordu, doğru mu? Doğru. Şimdi Allah nasip ederse artık Kırkpınar güreşlerine Edirne'nin belirleyecek olduğu yer Fethiye güreşleri diyebiliriz artık. Bu havayı, bu atmosferi orada görüyorsun değil mi Ali? Şu anda görüyorum abi. Fethiye güreşlerinin başkanımızdan da Allah razı olsun bütün desteklerini esirgemiyor. Yani çok büyük bir güreş olacak ve Kırkpınar'ın yolu artık Fethiye'den geçecek diyebiliriz. Peki aynı güreş sahasında mı olacak Ali Yanatma? Aynı güreş sahasında abi. Aradan bir 3-5 ay geçmesine rağmen başkanımız hemen arkasında ilk sezonun en büyük güreşini biz düzenleyeceğiz dedi ve şu anda ilk güreşi en büyük mevsimin güreşlerinden birinde biz yapıyoruz. Ben Ali Alim Karacözel'in de birkaç cümle söylemek isterim Ali Yanatma, müsaade edersen. Alim tabii, Başkan tabii. Daha seçimi sahtına girmeden önce dedi ki ben dedi güreşi yaptıracağım, tarihi de belirleyeceğim ama seçimden önce. Bu ne demek biliyor musun? Fethiye halkı o kadar inanmış ki ona, o bunu öngörüde evet. bulunmuş. Ve ilk kez seçimden önce güreş tarihini veren belediye başkanlarından biri. Bence bu noktada çok şanslısınız Ali Yanatma. Dolayısıyla aynen. çok değerli bir belediye başkanınız var. Bu noktada geçen yıl saha çalışması yağmurla planlanarak çok güzel hazırlanmıştı. Bu yıl eksiklikler tamamen bitti mi? Şu anda güreşi mi bekliyorsunuz? Şu anda baş pehlivan görüşmelerimizi, sporcu arkadaşlar görüşmesini yaptık. Harika. Şu anda saha düzenlemesine geçtik. Saha düzenlemesi... Geçen yıl yağmura rağmen biz en az 8-9 bin seyircimiz vardı. Biz bu yıl en az 15 bin, 17 bin seyirci bekliyoruz. Sahamızı o şekilde düzene sokacağız abi. Daha da büyük, daha geniş, daha böyle seyirciler rahat edebileceği bir saha hazırlamayı planlıyoruz şu anda. Harika, harika. Gönülden tebrik ediyorum Ali Alim Karaca Başkanımızı da. Seni de ama zor mu hem idmanları yapıyorsun hem bu başkanla arada belediyeyle koordinasyonu sağlıyorsun. Zor muymuş bu işler? Abi gerçekten kolay değilmiş ama üstesinden de geliyoruz. Hatta şu anda da antrenmana gidiyordum. Arabamla hemen yolun soluna çektim. Size konuşuyorum. Abi. Buradan da antrenmana geçeceğim. Şu an güreş istasyonum var. Traklarım bekliyor. Harika. Hem çalışmalarımız hem güreşçiyle, arkadaşlarla, sahanın hepsini Allah'ın izniyle hakkından geliyoruz şu anda. Alparslan'a da çok çok selamlar. Alparslan Güçlü'ye. Çok güzel bir ikili olduğunuz. Şener Sar hocası da selam yolluyor buradan. Hocama da ustama da saygı sevgiler. Serdar kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Mustafa ustama da saygılar sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Sağ ol Ali Yanatma. Senin özelinde hem Alim Başkan'a hem de Alparslan'a ve tüm ekibine buradan selam saygılarımızı yolluyoruz. Allah razı olsun abi. Ben de selamlarımı iletiyorum. Tüm güreş severleri 5 Mayıs Karaçurfa Er Meydanı'na güreş severlerimizi bekliyoruz şimdi. İnşallah. İnşallah ve Ekin Türk TV ekranlarından da canlı olarak getireceğiz. Kendine çok iyi bak Ali Yanatma. Allah derman versin kardeşim. Teşekkürler abi, iyi yayınlar, kolay gelsin, iyi akşamlar. Çok sağ olasın. Evet, Ali Yanatma hakikaten Muğla'nın tek baş pehlivanı ve çok güzel performans ortaya koyuyor. Ayrıca bu organizasyonun yapılmasında Alim Karaca Başkan'la birlikte de çok iyi koordinasyon kurdu. Çünkü bu eğer bir ilçede ya da bir ilde güreş oluyorsa oradaki o bölgenin pehlivanının üstün gayreti ve çabası. Aynen. Eğer o bölgede güreş de ölüyorsa
O da köprü vazifesinde olanın iş güzellığıdır. Tabii ki. Bunu birçok yerlerde görüyoruz. Dolayısıyla Ali Yanatma çok emin adımlarla ilerliyor. Hemen rakibin ama abin ama Ali Yanatma özelinde neler söylersin Serdar? Ya sevdiğim bir ustamdır kendisi. Güreşlerimizde oldu. Ama ne güreş oldu. Ucu ucuna kaçırdın, yenildin. Hatırlıyorsun. Evet. Neredeydi o güreş? Hatırlıyor musun? Kaş olması lazım. Kaş mıydı? Evet, Kaş'ta. Üstün yani götürdün karşılaşmayı bir anda kontra bir daldı oradan. Evet. Kaş güreşini yenmişti beni. Ama nefes nefese bir güreşti. Hakikaten ben izlerken, anlatırken büyük heyecan duymuştum. Evet, öyle olmuştu usta. Sonra biraz rövanşımız oldu. Oldu, o rövanştan oldu. Ben onu unuttum. Rövanşı falan almıştım. Sen mi almıştın? Evet. Neresiydi orası? Kurtdere miydi? Evet. Evet. Kurtlar olmuş. Orada da ben almıştım. Şu an sanırsam 1-1. ama eğer Fethiye'de denk gelirse onu çok çarpışacağız. Hayırlısı olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Amin. Hocam. Amin. Sakatlık vermesin. Mustafa hocam senin Ali Yanatma özelinde neler söylemek istersin? Ali Yanatma sevdiğimiz bir kardeşimiz. Başarılı da bir sporcu. Sonuçta baş altından şampiyon olarak başa çıktı. Başa çıkan bir sporcu kardeşimiz. Pehlivanlığı da iyi. Beğeniyorum kendisini de. Güzel bir organizasyonu da hani öncülük ediyorlar. Yağlı güreş camiasına her türlü katkıda bulunuyor. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. Paçaları sıkı bağlasın diyorsun. Aynen, paçaları sıkı bağlasın. 5 Mayıs'ta oradayız inşallah. İnşallah. Evet, Şener Sar Ali Yanatma özelliğinde neler söylersin? Vallahi Ali Yanatma'dan. Çünkü ilk bölümümüzün sonuna geldik yavaş yavaş. Ali çok eskiden beri tanıyorum. 2023 itibariyle Ali Yanatma bir tık üzerine koydu diyorum. Yani daha önceki senelerde sakatlıklar falan vardı. Ali Yanatma güçlü, kuvvetli, nefesli pehlivan. Bir iki ufak nüanslarıyla oynanırsa işte o kendisini biraz daha geliştirirse Fethiye güreşi ekranlarda kalabilir değerli efendim. Biraz daha geliştirirse biraz daha potaya yakın yerlere gelebilir Ali Yanatma. İşte Alparslan Güçlü de orada, bizim çırağımız orada, Minder'den gelme. Beraberler zaten. Sen bir usta olarak Ali Yanatma'nın artısı eksisi öngörü ne izliyorsun, anlatıyorsun? Ali Yanatma işte diyorum kuvveti iyi. Nefes de iyi. Patlayıcı gücü iyi. Yani kuvveti iyi. Ali Yanatma'nın biraz daha işte risk oyunlarında başarılıdır. Yani alacağı yerlerden alması gerekeni, yani esneklikle alakalı. İşte teknik oyunlarla alakalı biraz daha kendisini geliştirmesi lazım. Yağlı güreş sadece kuvvetle, kondisyonla değil, hepsi bir arada olması lazım ki. Yani hem denge olması lazım. Yani bu sporcunun hepsi de olması gereken şeyler bu. Bu olduğu zaten olduğu zaman zaten başarı geliyor. Ali Yanatma da bu eksikliği giderirse iyi olur. Bakalım 2024'de nasıl hazırlanmış, inşallah hep beraber göreceğiz. Belediye başkanı özelinde de şöyle söyleyeyim. Gerçekten sezonun son güreşiydi. Herkes bu güreş iptal olur diyordu vesaire diyordu, işte olmaz diyordu. Ama her türlü şarta rağmen o güreş inanın ki oldu ve de herkes çatır çatır güreşini yaptı. Helal olsun başkanımıza, çünkü sözünü de vermiş. Sezonun Mayıs ayında ilk güreşinde güreşi tekrar ben bu tarihte yapacağım dedi. Alim Karaca Başkanı tebrik ediyoruz. Teknik heyet, teknik ekibini tebrik ediyoruz. Gerçekten Fethiye, Muğla, yani bu bölgeler yağlı güreşi çok seven. Çok seven, hakikaten çok seven bir halk. Ben de yıllarca Karaçoğlu'da çok güreş yaptık. Ben gerçekten tebrik ediyorum Alim Karaca Başkanımızı. İnşallah diğer başkanlarımızın da darısı başına diyelim inşallah. Ne kadar çok güreş olursa, ne kadar şey olur, müsabak olursa hem pehlivanlar hem sporcular kendilerini geliştirirler. Hem de ekonomik olarak kendilerine geçim kaynaklarını sağlarlar diyorum. İnşallah bu sezon bol bol güreş olur, bol bol mücadele olur. Hep beraber izleyelim diyelim Recep Tosun. Alparslan Güçlü özelinde neler söylersin? Alparslan Güçlü büyük ortada güreş yapıyor. Alparslan Güçlü hakikaten yani başa altı başa çıkmayı hak eden bir baş pehlivan. Yani pehlivan. Bence baş altına çıkmakta biraz geç kaldı. Geç kaldı. Bu yıl oyunun yılı olması lazım. Ben Alparslan'da sanki biraz daha böyle özgüven eksikliği görüyorum. Ama özgüveni yakalarsa işte o da bir sakatlıklar falan yaşadı. Ayağında sakatlıklar yaşadı. Atlattığını düşünüyorum. İnşallah çıkar diyorum. Hani şimdi 2024'te nasıl hazırlandı? Şimdi Recep Tosun Menemen'de gittik gördük ama Menemen tam olarak bir ölçü değil. Değil. Kumluca ile Muğla güreşi daha çok belirleyici olacak yani, ki Manavgat'a sirayet edecek. Şu anda baş pehlivanların çoğu ağırlık kuvvet döneminden çıktı. Artık yavaş yavaş sporcular performans artırıcı koşular, kuvvet çalışmaları, istasyon çalışmaları, yağlı antrenmanlar, dışarıda havalar güzelleşti. Yağlı antrenmanlar yapıyorlar. Buradaki performans artışını İlkini Kumluca'da göreceğiz. Kim ne kadar iyi çalışmış, kim ne kadar nefesini açmış ama tam tamamıyla Haziran'ın ilk haftası
Yani deriz ki ya şu adam kemeri alır, ya bu adam başa kafayı oynar diyebiliriz ama ciddi anlamda not verebileceğimiz güreşler Kumluca, Muğla güreşleri not verebileceğimiz güreşlerdir. Doğru. Bu arada ben geçen yıl sezonun son güreşiydi. Fethiye, Karaçula, Yağlı Pehlivan güreşleri biz de canlı olarak yayınlamıştık. Ama bizim canlı olanağımızı o kadar iyi şartlara ortaya koydular ki Alim Karaca Başkan Özel'in de ben teknik ekibe de buradan teşekkür etmek istiyorum. Gencay Bey'e, Halime Bey'e, Halime Hanımefendi'ye, Kıvanç Bey'e, Mustafa, Armağan Bey'e, Gökmen Bey'e, evet onlar gizli kahramanlar ve elektrik teknisyeni Sefa Bey'e. Çünkü onlar bütün şartları bizim iyi bir yayıncılık yapabilme olanımızı sağladılar ve bütün dünyaya Fethiye güreşlerini ekranlara getirdik. İlk bölümün sonuna geldik. Şimdilik bir kısa bir reklam arası verelim. İkinci bölümde diğer genç güreşçi kardeşlerimizle birlikte olacağız. Fahrettin Çelik ve Ferhat Duman'ı da konuk olarak alacağız. Mustafa, Muhammed sana teşekkür ediyoruz. Ben bölümde. Teşekkür ederim abi. Evet, kısa bir reklam arası. Nokta TV, Ekin Türk TV ve World Türk TV ortak canlı yayınla birlikteydik. İkinci bölümde Odri Meydan programında birlikte olmak ümidiyle. Kısa bir reklam arası. Evet değerli güreş severler, bir Hodri Meydan programının ikinci bölümüne tekrar karşınızdayız. Canlı yayın konuklarım, Tarihi Kırkpınar'ın en genç baş pehlivanlarından Serdar Yıldırım, Akyaz Akbalık Belediyesi baş pehlivanı, değerli ustasım Mustafa Çelik, değerli yorumcum Şener Sar ve bu bölümde de Ferhat Duman, genç güreş kardeşim. Bize eşlik etti. Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk. Bir seni tanıyalım mı istersen? Usta, 2009 doğumluyum. Sakarya Karapürçekliyim. Güreşçiyim. Ne zaman, hangi yıl başladın güreşe? 2014-2015'ten beri yapıyorum. Usta Mustafa Çelik'in yanındayım her zaman. En iyi derecelerin hangileri? En iyi derecelerim geçen hafta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda final yaptım. U15'te 85 kiloda. Harika. Antalya Aksu'da, yine Antalya Serik'te falan derecelerim var usta. İleride hangi baş pehlivan gibi olmak istersin, hayallerin? İleride Serdar abim gibi genç bir baş pehlivan olup kemeri almak. En iyi yaptığın oyun nedir, kendine böyle yakıştırdığın? Usta, her oyunu yapabiliyorum. En iyisi sarma. Sarma. Peki en müdafada eksik olduğun, eksiğin neresi? Eksiğimi görmüyorum usta. Görmüyorsun. Peki ailen bu konuda nasıl, destekçi mi seninle? Destekçi usta. Kaç kardeşsiniz? 7. Hangi kulüpte güreşiyorsun? Sakarya Karapürçek. Karapürçek'te. Evet. O zaman hocam döneyim. Karapürçek'te kulüp kuruldu mu? Değerli Başkan Mehmet Bey, Mehmet Altın. Mehmet Çorulu Başkanımız yeni ilçemize belediye başkanı oldu. Rahmetli kendi babası da Mehmet Çorulu. O da 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. Karapürçek ilçesini ilçe yapan Mehmet Çorulu Başkanımız. Destek babası. Nasıl güreşe? Şimdi ben şunu neden soruyorum biliyor musun? Evet. Oradan sonra devam edelim. Değerli güreşseverler, Mustafa Çelik hocam, biz biliyoruz, camiada herkes herkesi bilir. Öyle zor günlerden bugünlere geldiler ki Serdar Yıldırımlar kolay yetişmiyor. Şimdi ben bunu söylemeye bile utanma değil de kendime kızıyorum. Çünkü bu camianın akil insanları var, büyükleri var. Mustafa Çelik gibi bir değer çıkmış Karapürçek'te, Sakarya'da. Kendi çapında güreşe vermiş olduğu, duymuş olduğu aşkla gençlere omuz veriyor. Şener Sarım hocam da aynı yolda aslında. Hocam da çok büyük emek veriyor. Ama öyle bir zaman geliyor ki tıkanıp kalıyorsunuz, çıkış arıyorsunuz. Bulamayınca ne yaptı biliyor musunuz? Bu bizim ayıbımız aslında. Ağalarımız var, birçok başkanlarımız var. Hanımının bileziklerini çıkart diyor. Bu çocukların geleceği var diyor. Biz bu gelecek uğruna bunlara destek olmamız gerekiyor. Bugün soruyorum ekranları başında güreş severlere, kim eşinin bileziklerini bozdurup bu gençlere, babasının oğlu değil, kardeşi değil, evladı değil, kim bozdurur onlara gelecek için araba tutar, mazot koyar, yedirir, içirir, yatırır, bugünlere getirir. Bu kadar söylüyorum, bu ayıp bize yeter. Bugünlere geldi, hala zorluklar yaşıyor ama Karapürçek Belediye Başkanı burada nasıl yaklaşıyor, burası çok önemli. Mehmet Çorulu Başkanımızın seçimden öncesinde de yani sözü vardı, İnşallah nasip olur kazanırsak. Güreşi Karapürçek Spor Kulübü'nü bir çatı altına toplayacağız demişti, söz vermişti. Ve bunun sözünü tutacağına da inanıyorum. Çünkü daha öncesinde de görüştük. Başkan olduktan sonra da çıktım işte, hayırlı olsun.
Orada dedi Serdar Yıldırım şu an Akyazı Belediye Başkanımız evet. Bilal Soykan sağ olsun Allah razı olsun bizi destekledi. Büyükşehir'den çıkış olmuştu Serdar'ın. Boşta kaldıydı. Oraya ver dedim sağ olsun destek verdi. Hatta onu bile almak istiyoruz gibisinden falan dedi. O beni aşar. Yani biz sonuçta Bilal Soykan Başkanımıza verdik Serdar Yıldırım'ı. Başkanlar aralarında ne yaparlar bilemem. Senin durumun nasıl? Benim durumum ben şu an boştayım. Sakarya Büyükşehir antrenörüydük biz. Bazı sıkıntılar oldu falan. O yüzden ters düştük. Biliyorsunuz siyasette işler değişebiliyor. Ekrem Yüce Başkan gidince bana ihtiyaç kalmadı. Onların yönetiminden gözümde, diyorum. Evet. İkinci ayın birinde çıkış verildi bana. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar kazandı. Büyükşehir o gösterilmişti. Ekrem Yüce elendiydi. Evet. Bakalım yani bekliyoruz. Eğer öyle bir teklif olursa Büyükşehir'in başına tekrar geçip Sakarya'nın şampiyonlarını bir çatı altına tekrar toplayıp geçen dönemki gibi değil de daha iyi bir şekilde. Yani yetkiler tam olmadığı zaman antrenörler çok fazla bir şey yapamıyor. Topal ördek oluyor. Ustam da evet, evet. Biliyor. Çünkü orada da bazı sıkıntılar oldu. Yani uyarmama rağmen herkesin ağzına görüşüne bakıldı. O yüzden sıkıntılar yaşandı. Ya he başarı yaptık mı? Türkiye'nin en genç baş pehlivanını bir sene içinde büyük ortacıydı Serdar. Orada Büyükşehir'de başladığımızda bir senede baş altına çıkıp ertesi senede hiç ara vermeden tekrar baş pehlivan oldu Serdar Yıldırım da orada. 2-3 tane de Kırkpınar'da kürsü alındı. Sonuçta güzel başarılar yaptık orada. Buna rağmen yani tam yetki verilmediğine rağmen şimdi Şener Hocam daha iyi bilir antrenör olduğu için antrenöre yani sonuna kadar yetki verilmesi lazım abi. Eğer başarı istiyorsan. Kesinlikle. Yani katılıyorsundur Şener Kesinlikle Hocam. Katılıyorum. Çünkü yani herkesin ağzına bakıldığı zaman olmuyor. Bu işi bilen adam tabii. Kim? Antrenör. Abi ona desteğini vereceksin. Emir komutayı da vereceksin. Tabii. Başarı gelmiyor mu? Ondan sonra ne yapıyorsan yapacaksın. Tabii. Ama ben yetki verildi bir yere kadar. Güzel şeyler yaptım. Türkiye'nin en genç baş pehlivanını bile çıkardım. Şimdi o eskiye dönersek ustam benim palyo bir arabam vardı. Evet. Onu hiç unutmuyorum. Uşak eşmi olması lazım. Sezonun ilk güreşi olurdu. Yelen evet. 13 kişi arka koltukları yatırdım. 13 kişi yeni yetişmeler o zaman. Serdar da onların içlerinde. Polis durdurdu. 13 kişiydik arabada saydı. Abi ceza yazma işte zaten hani durum yok falan filan diye ağlandık. Sağ olsun ceza yazmadı. Dönüşte 2 gün sonra dönüşte gittik güreşe güreştik. Ertesi gün sabaha karşı aynı yerde karşıda bu sefer aynı polis gene tekrar yakaladı. Ya yürüyün oğlum dedi ya. Durdurmadı bile yani. Ya bunları yaşadık. Zorluklardan evet. Minibüse binecek kadar sporcuları taşıdığımız zamanlar oldu. Ha, bunlar doğru mu? Değil. Güzel şeyler mi? Öyle olmasaydı böyle olmazdı yani. Türkiye'nin en genç baş pehlivanlarını çıkaramazdık. Şimdi Ferhat Çırağım'a gelince geçen hafta oldu U15 Türkiye Şampiyonası. Ferhat Duman. Evet, evet Ferhat Duman. Sırf hani biz yağlıcıyız. Minder altyapımız yok. Sakarya'ya götürdüm. Birinci oldular. İşte gruplar falan. Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. 3 tane sporcum. Biri oğlum Fahrettin Çelik. Ferhat Duman. Bir de Arda Coşkun. O da Zonguldak'tan gelip gidiyor yanıma. Dışarıdan talebelerim de var. Üçünü gönderdim. Ferhat'tan açıkçası hiçbir şey beklemiyordum. 79 kilo geliyor. 85 kiloda güreşiyor. Yani 85 kiloya sporcular ki bilirsin usta. Kilo düşüp inerler yani. Çocuk 79 kilo zaten 6 kilo az yani. Hiç beklemiyordum. Nasip oldu. Maşallah. Ben ona kendisine de diyorum. Çünkü kışın çok dolu dolu hani antrenman geçirdi. Serdar abisine çok özeniyor. Buradan onu da dile getireyim. Hadi bakalım. Serdar abisiyle abire fotoğraf atarlar grubumuzla. İnşallah Kırkpınar'da derece yaptığında da seni konuk alalım. Burada madalyanla. İnşallah ayak boyunda güreşecek bu sene. Kırkpınar şampiyonluğu bekliyorum.
Gitti. Türkiye'de final yaptı abi. U15'te. 85 kiloda final yaptı. Yenildiğinde de ben olsaydım değişirdi diye düşünüyorum. Çünkü ayağı alıp alıp dışarı sürerek 3 puan almış. Öbür çocuk bir harekete giriyor 4 puan alıyor. 4 puanın üstüne yatıyor. 4-3 yeniliyor yani. Tamamen minder tecrübesi olmadığından dolayı. Hayırlısı olsun. Öbür kardeşimize tebrik ederim. Çırağımı da tebrik ederim. Gözlerinden öpüyorum burada. Kamp dönemi ne olacak ne gidecek bilmiyorum şu an. Ama bizim hedefimiz olimpiyatımız ki biliyorsunuz. Yağlı evet. Güreşin olimpiyatı. Mustafa Çelik tekrar sana döneceğim ama bir canlı yayın konuğum var. Evet. Benim de devrem olur kendisi. Samsun'da birçok başarılar elde etti. Eski milli güreşçi, eski başaltı pehlivanı Şener Sar ve benim de kadim dostum. Ve Samsun'da özellikle birçok organizasyona omuz veriyor, köprü vazifesi görüyor. Değerli Hasan Ergin canlı yayın konuğum. İyi akşamlar Hasan Ergin hocam, hoş geldin Odur Meydan programına. İyi akşamlar, yayındaki tüm arkadaşlarıma kucak dolu selamlar gönderiyorum. Şener Ustam oldaysa Şener Ustam'a da. Evet, selam. Serdar Yıldırım da burada, baş pehlivanımız. Mustafa Çelik hocam da burada. Serdar Yıldır kardeşime başarılar diliyorum. Genç bir kardeşimiz. Hocasına da buradan selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocam, şimdi Karadeniz'de, Samsun'da iyi ki varsın. Çünkü senin güreşe olan Hasan Ergin'i Hasan Ergin yapan atasporumuz güreşe borcunu ödüyorsun. Nasıl? Organizasyonlar orada omuzlayarak. Şimdi 2024 yılında nasıl bir hangi organizasyonlar bizi bekliyor? İstersen buradan başlayalım. Şimdi ben şöyle konuya şöyle girip bizim 6 Mayıs'ta Mayıs'ın 6'sı pazartesi gün. Evet. 650 yılı aşkındır olan bir organizasyonumuz var. Alaçam Belediyesi Hıdrellez Çenekleri. Bu sene belediye başkanı genç bir kardeşimiz Ramazan Özdemir başkanımız oldu. Hemen talimatı verdi. Hasan hocam dedi. Kalite iyi bir şekilde olacak şekilde kadroyu kur dedi. Biz de buraya Kırkpınar'da kol bağlamış güzel başarılı arkadaşlarımızı aldık. Orhan Okulu, Fatih Atlısı, Özkan Yılmaz'ı, Tanju Gemicisi. Harika. İşte, biraz daha görüşmeler devam ediyor. Belki Mustafa Taş olabilir. Onun dışında Kurban Bayramı'nda 19 Haziran'da bizim 4 yıldan beri gerçekleştirdiğimiz Alaşam Ziraat Özsuva Muhtarlar Derneği Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz bu sene de yine olacak. Ağamızı biliyorsunuz. Başarılı iş adamı Turgut Şahin, evet. Ziraat Odası Başkanımız Hüseyin Sönmez, Muhtarlar Derneği Başkanımızla biz ortaklaşa düzenliyoruz bu organizeyi. Ondan bir gün sonra da hocam Samsun Asarcık Belediye Başkanımız Şeref Kılavuz Başkanlığımızın önderliğinde dün onun anlaşmasını yaptık. Hayırlı olsun. 20 Haziran Perşembe günde Asarcık Belediyesi'nin Yağlı Pehlivan Güreşlerini yaptırmayı düşünüyoruz. İnşallah. Şimdi hep güreş severler, Karadeniz güreş severlerimiz şunu müzdaripler. Bir vezir köprü var Karadeniz'i güçlü temsil eden Samsun'da. Bir de senin bu gayret ve çabandan dolayı işte Alaçam'da Ziraat Odası'nda Hüseyin Sönmez Bey'e de şahsım adına teşekkür ediyorum, camiam adına omuz veriyor. Ama STK'lar, değerli büyüklerimiz, vekillerimiz ya da oradaki değerli büyüklerimiz yalnız mı Hasan Erkin? Orada Hüseyin Bey Sönmez yalnız mı? Osman Bey size çok omuz veriyor. Dilersen neler söylemek istersin bu konuda? Biraz orada uyandıralım. Orada yalnız olmaz bu işler. Bir Hasan Ergin yetmez. Şimdi ben size konuya şöyle gireyim. Pandemi döneminde Karadeniz'in tek güreş yapan hem ili hem ilçesiyiz. Evet. Burada tek başına insanlar bir şeyler yapamaz. Şimdi bizim genel müdürümüz var. Eski PETİ'de genel müdürümüz. Danıştay emeklisi Osman Tural abimiz var. O zaten köprü görevi. Herkesi bir araya getiriyor. Zaten bu işler Ziraat Odası bütçesiyle yapılacak bir güreşler değil. Değil. Bizim Ziraat Odası güreşlerinde inan 72 tane sponsorumuz var. Geçen sene sen de orada canlı yayın dedin gördüm Recep abi. Evet. Yani eğer iş adamı karınca kararınca 50 lira, 60 lira, 10 lira, 100 lira gibi böyle bir havuz toplayarak bu güreşler yapıyoruz. Ziraat Odası'nın bütçesi 0 noktada. Yani 0 TL alarak biz hem Ziraat Odası'nın sadece ismini kullanıyoruz. Ziraat Odası tarımla alakalı olduğu için tarım festivali yapıyoruz. Burada en önemli etken güreş ağımız Turgut Şahin ve genel müdür Osman Tural bize destek attığı sürece bu güreşler ilerliyor. Şimdi Vezir Köprü Kunduz güreşleri var. Evet, doğru. Evet. Bizden daha eski gelenekten. Ama bir Kunduz'dan bir Alaşam'dan kalmaması lazım. Bu Samsun'un 17 tam tane da, ilçesi. Tam var. Da bizim vurguladığımız, sizin aslında konuk olarak almayı çok isteriz. Ama yani Ankara'da, Samsun'da olduğun için seni konuk alamıyoruz. Ancak telefonla ulaşabiliyoruz. Samsun'da birçok şampiyonlar yetişti Hasan Ergin.
2-3-5 organizasyonla bu geçiştireme, Samsun bir güreş yatağı. Buraları nasıl hareketlenelim? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı buradan seslenelim. Kime seslenelim, kime sesimizi duyuralım ve Karadeniz'de, Samsun'da bu güreşin ateşi güçlü bir şekilde yansın. Şimdi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı yeni Halit Doğan diye bir kardeşimiz oldu. Evet. Buradan kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu sesimize mutlaka çağrıda bulacaktır. Yani ilçe güreşleriyle büyükşehir güreşleri bir olmaz. Samsun Büyükşehir Belediyesi adına yakışır bir güreş yaptırırsa Samsun'da en azından Karadeniz'in neferi olur diye düşünüyorum. Çünkü sayıları arttırmamız lazım. Güreşten hepimiz ekmek yiyoruz. Hakemi, davulcusu, zurnacısı, cazgırı. Ama bu sadece bizlerle kalmamalı. Daha değişik ilçelerde yaptırılırsa güreşi yaymamız lazım. Güreşi seviyorlar ama sevmek için de işte belediye başkanlarına bizim yaptığımız iş gibi köklü görevi kurulması lazım. Peki Hasan Ergin, bakıldığında Antalya'da Manavgat'la CB Enerji'yi aldığı güreş ligi başlıyor. Kocaeli'de Sekapar Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın destekliyor. Tek tek ele alındığında Samsun gibi güreş kenti olan bir bölgede Kunduz güreşlerinin ya da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Kunduz güreşleri bunu fazlasıyla hak ediyor ama ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin de CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ne tıpkı Ordu Aybastı gibi dahli söz konusu olamaz mı? Sen 35 yıldır bu camiadasın. Öngörün nelerdir? Olur. İyi olmasın Recep abi. Sadece güreşi seven kişilere doğru kişileri test edip ve doğru yol almak gerekiyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Alaçam'ın nüfusu 25 bin nüfuslu bir ilçede hem 6 Mayıs'ta güreş olacak. Geleneksel hızlı güreş şartları hem de 19 Haziran'da yaklaşık 40 gün sonra bir güreş daha olacak. Eğer küçük bir, ya küçük demeyeyim de hani diğer ilçelere göre küçük bir ilçe olan Alaçam bunu başarıyorsa niye diğer ilçeler, niye Samsun bu işin altına kalkamasın? Doğru mu? Çok doğru, çok doğru. Peki yani bu konuda bize ne görev düşüyorsa biz bunu fazlasıyla yaparız ama değerli büyüklerimizin de bunu istemesi gerekiyor. Bakın Osman Tural gibi çok değerli bir büyüğümüz orada hiç yalnız bırakmıyor. İnşallah büyükşehirle ya bunu da mutlaka bir toplantı, bir istişare yapılabilmeli ve Karadeniz hak ettiği güreşte değeri CV Enerji Ligi'nde almalı. Bence Hasan Ergin. Samsun Ordu Aybastı lige katılıyorsa Samsun Büyükşehir'de kesinlikle lige katılıp orada ben de varım demesi lazım. Ben buradan tekrardan Alaçam Belediye Başkanımız Ramazan Özdemir'e, Alaçam Dünyada Ulusu Başkanımız Hüseyin Bedir ve Hüseyin Sönmez'e ve güreş ağamız Turgut Şahin'e, değerli birimiz Osman Tural'a güreşe ve güreş sporuna verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Kime? Sana. Hakikaten her şeyini ortaya koyuyorsun. Samsun'da, Alaçam'da birçok organizasyona omuz veriyorsun. Yürene sağlık, camiamız adına sana gönülden teşekkür ediyoruz Hasan Ergin. Ben buradan Şener Sanır ustama, Mustafa Çelik hocama, genç kardeşimiz Serdar Yıldırım'a da yeni sezonda başarılar diliyoruz. Geçen seneki CV Enerji Ligi'nde gösterdiği performansı biz bu sene ondan 40'larda bekliyoruz. İnşallah. Geçen sene şanslı şekilde yenildi. İnşallah. Ama ben onu izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten güreşçi olarak çok değişik bir çocuk arkadaşımız. Hocasına da buradan selam gönderiyorum. Mustafa Çelik hocama onu da yetiştirdim. Çok Mustafa. Ama bu sene farklı Serdar Yıldırım'ı izleyeceğimize eminim yani. Size de iyi yayınlar diyorum Recep. Çok teşekkür ediyorum. Kapanış yapmadan önce seninle olan 30 yıllık hukukuma istinaden bir istekte bulunmak istiyorum. Kurban Bayramı'ndaki o arka arkaya güreşlerde Serdar Yıldırım olacak mı? Onu anlatacağım mı orada inşallah? Nasip olacak mı? Ya Mustafa Çelik hocamla biz geçen sene de görüştük. Kısmet olmadı. Yani uyumadı programımız. Ben şimdiden Serdar Yıldırım Alaçam'da olacağını sözünü verebilirim. Harika. Şener Sar hocam ne çok diyorsun? Çok güzel. Yani ama işte güreşten gelmenin avantajı bu. Kesinlikle. Hiç kırmıyor. Kaliteyi kaliteyi biliyor Hasan Ergin. Oradan çok selamlar. Hasan Ergin. 6 Mayıs'ta da alacaktım. Serdar Yıldırım geçen sene oraya geldi. Ben bilgim var. Çünkü o belediye güreşini o zaman ben karışmıyordum. Evet. Bu sene de alacaktım da Fethiye güreş olduğu için çok fena yol uzun diye. Ancak harika, işte 20 tane baş telefon alabiliyoruz ama 19 Haziran'da Mustafa Çelik hocamla görüşürüz. Serdar Yıldırım Alaçam'da seyircisine izleteceğiz inşallah. İyi ki varsın Hasan Ergin. Burada. İyi ki güreş camiamızın bir neferisin. Yürüne sağlık. Görüşmek dileğiyle Hasan Ergin. Çok İyi yayınlar. Ustalarıma selam ve saygılar. Aleyküm selam olsun. Sağ olun. Yani ancak bu kadar samimiyeti ortaya koyan çok bir değerli hocamız. Benim de devrem. Yani söylenecek söz yok. İşte camiamızın hani uzayan kol bizden olsun derler ya, Metin Şener olsun, Hasan Ergin olsun, yani böyle değerlerimiz Mehmet Selvi, Arif Tatar, yani Türkiye'nin dört bir yanında bulundukları bölgelerde söz sahibi oluyorlar Kemal, ve camiye sahip çıkıyorlar. Kemal Yılmaz olsun. Yani, evet. Kesinlikle. Şener Sar, eklemek istediğin var mı
Alaçam güreşleriyle alakalı mı yoksa hem Karadeniz'deki güreşlerle alakalı tabii, hem de Hasan Ergin'in bu gayreti ve çabası üzerinde. Hasan Ergin yıllardan beri zaten kendisi de Alaçamlı bildiğim kadarıyla öyle olması lazım. Yıllardan beri biz Alaçam'a gideriz. Aşağı yukarı yani çok eski yani 30-35 seneden beri biz oraya gittiğimiz zamanlar oldu. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. Çok güzel deniz kenarında böyle gerçekten geyik koşan lakabıya takılmış bir yer. Çok güzel organizasyon oluyor orada. Çok kalabalık bir kitle oluyor. Harika güreşler oluyor. Güzel de tribünleri var. Her şey düşünülmüş. Yani Samsun'da bunun gibi bir sürü güreş olması lazım. Demin şeyden bahsettik. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden bahsettik. Samsun Büyükşehir Belediyesi yani büyük bir güreş yapmalı. Seviye Enerji Güreş Ligi'ne girmeli. Kesinlikle olmalı. Halk güreşi de seviyor ustacığım. Kesinlikle. Seviyor mu? Aşıklar. Evet, yani. Aşıklar. Şimdi yani Samsun'da bir iki tane değil en az 10 tane güreş olması lazım. Recep Tosun, Samsun küçük bir yer değil yani. İlçeleri, kavağı var. Yani güreşle alakalı çok büyük bir şehir. Çok büyük bir şehir. O zaman buradan seslenelim ustacığım bütün başkanlarımıza. Yani bu bir artıdır aslında. Çünkü halk genelde atasporumuz yağlı güreşi çok seviyor. Artı nerede güreş yapılıyorsa oraya da milli gelir sonuçta sağlanıyor. Biz atıyorum buradan gideceğiz Kumluca'ya. Atıyorum oradaki esnafımıza milli gelir sağlayacak esnafımız yani orada mesela. Samsun çarşamba var, salı pazarı var, atakumu var, yani kavağı var. Yani Samsun'un bir sürü güreşi. Samsun Yaşar Doğu'nun memleketi. Şimdi yani Samsun olmalı. Samsunlu bizi, İbrahim Karabacak'ın memleketi. İbrahim Karabacak. Yani bir sürü başbey Osman Şener. Yani Samsun'da kesinlikle Sivri Enerji Güreş Ligi olması lazım. Ama bunun içinde bürokrasi. Bunu Spor Bakanımız, artık değerli büyüklerimiz devreye girecekler. Kesinlikle ben Recep Tosun aslında Spor Bakanı'nın ben devreye girmesini istiyorum. Her şehirde yani. Organizasyonu, müsabakalarla alakalı, yarışmalarla alakalı. Girsin kardeşim, bakanlık girsin. Niye burada yarışma olmuyor? Niye güreş olmuyor? Niye müsabaka olmuyor? Ya buna Spor Bakanı el atması lazım. Devletin el atması lazım ya. Neden yapmıyorsun Samsun Büyükşehir Belediyesi ya? Yani niye sadece demin Hasan Ergin şeyden bahsetti. Ya Ziraat Odası'ndan. Ya Ziraat Odası gibi odalar ya kaldırır ama küçük güreşleri kaldır. Tamam onlar da olsun. Onlar ateşliyor ama işte tabii, buradaki birlikteliği. Yani, kesinlikle onlar da olsun. Olmasın demiyorum. Bakın Mustafa Çelik hocam. Hı. Ya bu ufak tefek güreşler olsun. Şenlik güreşe, bayram güreşe sen de biliyorsun. Gittik Akçok Hocalar'a ettik. Evet. Olsun. Bakın bu organizasyonlar olsun. Ama şimdi Samsun'a gidebilecek olan var, gidemeyecek olan var. Gidemeyecek olan küçük güreşlere organizasyona kadar. Değil mi Serdar'cığım? Doğru, yani, doğru. Sen de biliyorsun bunları. Evet. Bu organizasyonlar da olsun. Federasyonumuzda bunlarla alakalı da bir kolaylıklar sağlayacağını düşünüyorum. Ama kesinlikle eğer büyük bir yer, Samsun Büyükşehir gibi bir yer, biz kesinlikle Sivri Enerji Güreş Ligi'nin olması gerektiğini düşünüyorum. Kaçırılmaz. Evet. Bence şöyle olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Biliyorum. Mesela büyükşehir büyük güreş yapacak. Mesela öbür güreşleri de ilçeler yaptırsın evet, yine. İlçeler peşi evet. Peşine. Sekapart mesela gibi. Buradan Sekapart. Atıyorum Samsun'a gittin. 2-3 güreşini çıkaracak adam. Ama şimdi mesela Hasan Ergin ustamla mesela daha önce görüştük. Biz yol çok uzak. Yani imkan doğrultusunda gitmemiz gerekiyor. Hani sıkıntı oluyor. Bir tane küçük güreş içinde maddiyatı yüksek diyemiyorsun. Kurtarmıyor. Bir evet. Türlü ortayı bulamıyorsun yani. Ama mesela Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan seslenelim. Mesela orada ay bastı oluyor CV Enerji'de. Samsun'da merkezde niye öyle bir şey olmasın? Tabii, mesela yani. Onun peşinde küçük ilçeler mesela 2-3 güreş birden çıkarabilirler. Çünkü uzak olduğu için söylüyorum. Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu'nda gözlemciler MHK Sekreteri Sayın Metin Şener Samsunlu. Evet. Şimdi evet. Böyle bir değeriniz federasyonda yetkili. Kalkıp yani onun birebir gidip yani illaki Spor Bakanlığı değil yani Sayın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'yla pek tabii ki de oturup planlama yapılabilir. Aynen. Dolayısıyla ben Metin Şener bu konuda eğer inisiyatif alırsa Osman Şener değerli büyüğümle birlikte Samsun'dan merkezde büyük bir CV Enerji Yağlı Güreş Ligi yine ilçelerde de Sayın Tahir Büyükakın ne yapıyor? İlçelerdeki organizasyonları da ödenek ayırarak kesinlikle. Onları destekliyor evet. Ama Seka Parkı da ayrıca yapıyor. Ayrıca dolayısıyla evet. Bu örnek olabilir. Bir evet. Çalışma bu yapılmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. Bu bölümde yine bir konumuz var onu alalım. Değerli güreşseverler işte geleceğin Serdar Yıldırım'ı kim? Mustafa Çelik hocamızın mahtumu. Fahrettin Çelik hoş geldin. Hoş bulduk size.
bir usta ve bir böyle antrenör, bir babaya sahip olmak zorluğu ya da kolaylığı var mı? Ya illaki kolaylığı oluyor. Ne oluyor mesela? Ya ek kendini gösterebiliyor burada. Yani herkese gösteriyor tabii. Yanlış anlaşılma olmasın. Hı. Antrenman hariç mesela evde gösterebiliyor. Zorluğu ne? Zorluğu olarak yani illaki çok baskı oluyor. Çok baskı dakika, oluyor, stres oluyor. Her zaman elimde. Evet. Her zaman yanında olduğu için illaki bir stres oluyor içinde. Şimdi seni bir tanıyalım bakalım. Fahrettin Çelik kaç doğumlusun? 2009 doğumluyum. Toz koparan boyunda güreşiyorum bu sene. Derecelerin var mı? Geçen sene şeyde Teşvik 2'de Kırkpınar'da 8 yaptım. İlk 8'deydi. Çeyrek finalde yenildim. Tamam. Antalya Selik'te farklı yerlerde Antalya'nın birçok güreşlerinde doğrusu hepsinde Ferhat Duman'la beraber yarı finalde, finalde karşılaştığımız oldu. Birbirine beraber kadar gittiler yani usta devamlı. Aynı boyda mı güreşiyorlar? Tabii. Şu an Ferhat bir üst boyda. Evet. O kilo aldı şu an. Bir üst boya çıktı. Normalde beraber bir o köşeden bir ben köşeden başlıyorduk. Öyle ortaya kadar geliyorduk. İleride kimin gibi olmak istersin? Şimdi Serdar Ustam burada diye deme. Serdar abi illaki şu an yani başka biri olsa, Antalya'dan başka biri olsa kimi tutar? İsmail Balaman'ın kulübünde olsa İsmail Balaman'ı özenir. Tabii biz de Serdar abiye özeniyoruz. En beğendiğin özelliği hangisi güreşirken? Ya şimdi karışık olması. Yani her harekete girebiliyor. O zaman her sen yerde, de heyecanlanıyor musun? Yerden, üstünlük sağlıyor. Yani illaki kenardan herkes heyecanlanır ya. İzlerken yani kaldırır sonuçta millet bir ayağa kalkıyor bir şey olurken. Ya yani herkes heyecanlanıyor sonuçta. Peki yenildiğinde üzülüyor musun? Ben yenilmeyi kolay kolay kaldıramıyorum yani. Serdar abi yenildiğinde üzülüyor musun? Ya illaki yani sonuçta o da bizim takımımızdan. Yani herkes kim üzülürse küçük de olsa yani sonuçta bir kırgınlık oluyor insanda yani. Çeyrek finalde yenildiğinde geçen sene bir yarım saat falan yerden kalkmadı yani. Kalkamadı. Yenilgiyi peki, pek azmedemiyor. Serdar Yıldırım güreşirken güreş aralarında puanlama ya da güreş sonrasında su ve bezemen çırakları getiriyor mu? O ile alışkanlıklar çok önemli. Şimdi zaten silsile bir şekilde tabii ki Serdar bile onlara su getirir. Biz de öyle İşte o ona getirecek, bu buna getirecek diye değil. Herkes imkan varsa birbirine su getirecek. Ama şimdi Serdar da getiriyor ustalık mesela. Ustalık bir baş pehlivanlık kategorisi, orası farklı bir yer. Ben ustayım, ben taşıyorum kucağımda. 45 yaşında adam su taşıyorum yani. Şenur Hocam burada ne söyleyecek yani. Hocam, ne diyorsun? Ya şimdi baş pehlivan tabii ki nadirdir. Nadir, yani aynen. Kesinlikle nadirdir. Ama ben ona karşıyım. Getirenler de yani. Var mı? Görüyorum. Var, Serdar yani, Yıldırım getiriyor. Yani çünkü baş pehlivanlık mertebesi yani. Orada çıraklarına... Bence o yanlış. Ama şöyle ben şöyle düşünüyorum. Şimdi diyelim ki Serdar Yıldırım Fahrettin Çelik'e su getiriyor ya da taktik veriyor. Tabii. Hem su getiriyor hem taktik veriyor. Yani. Rakibi diyelim puanlamaya geldi. Serdar Yıldırım geldi bunu yapıyor. Öteki de garibim orada geldi. Kimsesi yok. Gerçekten zor bir, üzücü bir durum. Ambiyans olur. Ha ben olsam ne yaparım? Serdar yeniyorsam hem ona gelirim su veririm. Hem ona suyu tabii. veririm. Aslında böyle olması lazım. Tabii. Ama takdiri böyle tabii daha iyidir. Çok güzel tanımladın. Yani fark etmez. Baş pehlivan da o. Fark etmez Mustafa'cığım. Yani sen hocasın. Yıldıray Pala da mesela gidiyor. Ona da su verdi. Mesela atıyorum bizde yok da bize gelecek miydi? Öyle bir şey olmaz yani. Ha yendikten sonra gitsin. Sıkıntı yok. Yenene kadar yok. Kimse de olmuyor usta zaten öyle kolay kolay ya. Ustasızlık yani. Herkesin illaki yanında arkadaşı oluyor. Şimdi bizim ustası gördüğümüz, olmasın arkadaşı oluyor. Bizim gördüğümüz neydi? Ahmet Taşçı, Kadir Bilik, Sabri Geçer. Onlar baş pehlivan olarak tenekelerde otururlardı. Biz onlara su ve bez götürürdük. Onlar güreşirken, bizi izlerken eksikliklerimizi söylerlerdi. Ama onlar ustalığı nerede ortaya koyarlardı? Güreşe giderken bizi götürürlerdi. Zembil taşıtırırlardı. Yemeklerimizi kendileri öderdi. Otelleri bizlere yatırırlardı. Ve idman yağlarını onlar temin ederdi. Kısmetleri bize yaptırırlardı. Ustalık buralarda. Onları ama biz yapıyoruz canım. Onlar ustalık buralarda ama sahada kesinlikle. Bir desteciye su ve peçete götürmesi, bir baş pehlivanlık mertebesine ulaşmış birinin kesinlikle. Orada daha itidalli ve daha baş pehlivanlık konumuna... Benim aslanımda öyle bir yükseklik kompleksi yok. O komplekslik değil ama genç nesile baş pehlivanlığın konumunu, ağırlığını da hissetmesi gerekiyor. Ben kompleks gerekiyor. Diyorum, bana göre kompleks. Neden? Eskiden mesela baş pehlivanlar, biz konuşamazdık mesela. Hani
Hepsi serttiler. Hocam yorumuna saygı diyorum. Evet. Katılmıyorum ama saygı diyorum. Bu senin görüşün. O benim görüşümü tabii diyorum buna... ben zaten. Yani neden bir Serdar abisi ufak çocuğa su getirmesi bence yanlış değil. Daha da onu hatta mertebesini yükseltir. Helal olsun. Bir baş pehlivan talebesine kiranı. Fahrettin için çok önemli bir şey. Serdar'ın ona su getirmesi veya bir dışarıdan şey bakışta da öyle olur. Muhteşem bir itici güç olur. Muhteşem. Zaten Serdar Yıldırım'ın sevilme tarafı yükseklik kompleksi yok adamda. Yani ben İnşallah bir baş pehlivanım havasına girmiyor. Yani ben oradan kazanıyor diyorum yani. Mustafa şimdi Çelik, Mustafa Çelik bak. Ben kesinlikle şunu bu konuyla alakalı son cümleni aldım çünkü başka konu başlıklarımız var. Çünkü programı yavaş yavaş sonuna doğru geliyor. Ben ne görmek istiyorum biliyor musun? Küçük de olsa, büyük de olsa sen rakibini yendin ya. Kaldıracaksın kardeşim rakibini, kucaklaşacaksın. O atasporumuzda var zaten. Sağdan çıkacaksın. En güzel benim o sevdiğim şey odur. Aynen. O bir mesela çocuklarda çok görüyorum bazen böyle. Gerçekten ağlıyor, yeniliyor, tekisi sarılıyor, yapıyor. Hani dışarı sahaya beraber sırtında alıyor, taşıyor. Bu görüntüler bizim atasporundaki en güzel şeylerden biri. Tabii kesinlikle. Diğer branşlarda görüyorsun biliyorsunuz. Aynen. Bir sürü şeyler ama ataspor, yağlı güreş çok farklı. Peygamber sporu onlar. Değerli yönetmenim, 6 numaralı bir görsellerimiz var arka arkaya 2 tane. Türkiye Gençlik Güreşler Federasyonu hafta içerisinde hem antrenörlük hem de hakem kurslarıyla alakalı deklarasyon yayınladı. Aba, şalvar, kara kucak güreşleriyle alakalı ekranlara geliyor. Değerli Türkiye Gençlik Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur bu paylaşımları resmi adresinden de paylaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz cümle alalım mı Şener? Kesinlikle bu hakemler olsun, antrenörler olsun, yardımcı antrenör olsun. Hem sözlü uygulama hem görsel olarak uygulamalar bu sporlara renk katıyor. Hem faydası var, hem seviye olarak kendini geliştiriyorsun. Hataları, eksikleri görüyorsun. Olması gereken diyoruz işte. Hem mektepli hem alaylı diyoruz ya, olması gereken de bu. Ben buradan Şahin Opur Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Senin söylemek istediğin var mı? Başkanımıza gerçekten o konuda teşekkür ederim. Çünkü her zaman bu tip şeyler tecrübe kazandırır. Bir ilme yükseltir. Ve buradan ben İbrahim Türkiş Başkanımıza seslenmek istiyorum. Tabii ki. Benim şimdi... lise diplomam olmadığı için antrenörlük belgesi ben alamadım. Türkiye'nin ne bileyim iyi antrenörler arasındasın diyorlar. Hani ben çok da şey yapmak istemiyorum o konuda. Hani diyorlar ama antrenörlük belgemiz yok. Şu an antrenörlük belgesi hakkım var. Şöyle var. Lise diplomasını aldım. Yani dışarıdan okuduk. Anca bitti. Bitirebildik. Alaylı olduğumuz için şimdi de tekrar bir şey çıkmış. Üniversitede 5 tane ders görülüyormuş. Onu geçmen gerekiyormuş. Ona da girdim. Alaylı olduğumuz için oradan çok bir şey anlayamadım. Geçemedim ben o dersleri. Neticesinde antrenörlük kursuna katılamadım. Yani İbrahim Türkiş Başkanımıza buradan ricada bulunuyorum. Çağrıda bulunalım. Ricada bulunalım. Yani ya ben o zaman antrenörlüğü bırakacağım ya da benim gibi çok bir şey yoktur yani benim gibi olan yani alaylı olarak. Yani bir şey tanınsın. Biz antrenörlük belgelerini alalım yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim. İbrahim Türkiş Başkan var ya. Türkiye Adı Güreşi'ni kazanabileceği, bulabileceği en önemli de en değerli başkanlardan biri. Federasyon başkanlarından Allah biri. Allah razı olsun. Programa bağlama şansımız var mı? Şu anda mümkün değil çünkü hazırlıkları kendisi çok yoğun. Evet. Ama inan bununla alakalı bunu duyduğu andan 5 dakika sonra mutlaka ya sana dönüş yaptıracak ya da dönüş yapacaktır. Şimdi ben antrenör olumlu olarak... ya da olumsuz bak. Şimdi olumlu yönde ben şöyle olur diyemem onun evet. adına. Ama mutlaka sana dönüş yapacaktır. Şimdi Recep Usta'm, biz antrenör olarak kendimizi icraat olarak kanıtlamışız. Türkiye'nin en genç baş pehlivanı 20 yaşında. Yani kaç tane tek elle gösterilecek kadar azdır öyle baş pehlivan o yaşlarda olan yani. Onlardan bir tanesini ben çıkardım. Nasıl imkanlarda çıkardığımızı da anlattık. Kendimiz taşıyarak kesinlikle. Maaşımız yok. Ben 2 yıl bu işten antrenörlük yaparak 2 yıl maaş aldım. Sakarya Büyükşehir'de. Geçen sene değil öbür sene ve geçen sene. Şu an gene işsizim. Yani maaşla antrenörlük yapmadım. Ben bu işi seviyorum. Alaylıyım eyvallah ama ben bu işi başardım.
bak 79 kilo, 85 kiloda mindere gönderdi, maç yesin diye çocuk 79 kilo kesinlikle. Türkiye'de final yaptı. Demek ki ben bu işi yapabiliyorum. İsteğin ne şu anda? Tam direkt söyle. Yani sen... benim direkt istediğim, yani bir şekilde bu alaylılara antrenörlük belgesi verilsin, kursuna katılamıyoruz. Kesinlikle. Yani üniversitede 5 tane ders varmış, ne diyorlar onun ismini de bilmiyorum. Bir kere katıldım, 30-30, 50-50 aldım. Yani yetmedi, geçemedim. Yetmedi. Yani mantık sorularını çözmüşüm ama icraatta gelen şeyleri çözememişiz. Çünkü yaşamadık, görmedik yani okumadık. Alaylı olduğumuz için. İbrahim Türk İş Başkanımızdan buradan ricam. Alaylı olan benim gibilerden kaç kişi kim vardır bilmiyorum. Ama ben varım. Ben kendimi kanıtlamışım. Ben bu antrenörlük belgesini bir şekilde istiyorum. Şimdi, ya da bırakacağız. Hemen yapacağız. Şimdi Şener Sar Hocam da söyleyecek. Şimdi minder güreşinde, bak ikisini şimdi bir anda kıyaslama yapacağım. Minder güreşinde diyorlar ki milli güreşçi olacaksın ya da lise mezunu olacaksın. Kursa milliliğim var. Ya milli olacaksın, minder güreşiyle alakalı söylüyorum ya da lise mezunu olacaksın. Rüstem Çavdar hocamız vardı biliyorsun. Rüstem evet. Çavdar hocamıza bir belge verdiler serbest güreşten. Evet. Rüstem Çavdar hocamız hala onu kullanıyor. Yani buna benzer bir şey yapılması lazım. Yani yağlı güreş. Geleneksel alakalı. Olduğu için yani zaten şimdi, ayrıldık ya biz. Bir de Recep Tosun yani yağlı güreşte bence hani minderde antrenör var, yağlı güreşte usta var biliyorsunuz. Yani yağlı güreşte usta kavramı öne çıkması gereken şey. Bir de beni kimse yanlış anlamasın, tenzih ediyorum. Bizim antrenörlük, ustalık eğitimlerinde kesinlikle ben uygulamalı eğitimin pırpırtla minderde olmasını istemiyorum. Eğer mümkünse bu kursları yaz aylarında hafta içi yapılmasını ve bu uygulamanın derslerin antrenörlükle ilgili derslerin verilmesini kısmetli şekilde uygulamaların yapılmasını istiyorum. Çünkü burada yağlı güreşle alakalı bir antrenörlük ustalık dersi veriliyor. Evet. Bu kısmet üzerinde olması lazım. Ben gördüm bir tane kurs gördüm. Samsun'da olan kursu gördüm. Samsun'da minderde pırpıt giymiş altında güreş ayakkabısıyla kurs veriliyor. Peki bu yağlı güreş antrenörlük kursu mu yoksa minder mi? Yani şalvar güreşi mi? Ben bunu çözemedim. Eğer ki bu uygulamalı eğitim verecekse çayırda verilmesi lazım Recep Tosun. Yani buradan federasyon başkanımıza rica ediyorum. Sayın İbrahim Türk İş Başkanımıza gerçekten çok seviyoruz. Çok saygı duyuyoruz. Evet. Gerçekten. Bu bir eleştiri değil, öngörü. Öneri. Kendisinden Allah razı olsun. Bir öngörü evet. Olarak söylüyorum. Gerçekten yağlı güreşe çok büyük katkıları var. Ama biz de bir eski nacizane şampiyonu, eski başaltı pehlivanı olarak bizleri daha bizim söylediklerimize dikkat alırlarsa çok memnun olurum. Çünkü bu şekilde çok eleştiri var. Biz de bunu burada ekranlara başında eğer bizleri izliyorsa buradan ona kendisine söylüyoruz. Yani inşallah bunu düzeltir. Evet. Mustafa Çelik hocamın dediği gibi de yani bu antrenörlük olayını bir ustalık olayını bir çözüm üretilmesini diliyoruz. Bence bir çaresi mutlaka, bir yolu mutlaka vardır. Hı. Ve varsa da bunu Sayın İbrahim Türk İş değerli başkanımız mutlaka o yoldan İnşallah sonuca ulaştırır. Ustacığım şöyle diyeyim Recep Ustam. Yağlı güreşi biliyorsunuz genelde alaylıydı. Yani bizim dönemimizden geriye alaylıydı ama evet, şimdi benim talebelerim bile hani iki sefer, üç sefer üniversite bitiren talebelerim evet, var. Mesela Rıdvan Kaya, evet. Serdar mesela şu an üniversite okuyor. Öbür kendi çocuğum dahil öbür mesela talebelerimde de herkes öyle böyle bir şekilde üniversiteyi bitireceksiniz diyor. Ama bizim zamanımızda yani ortaokul bile yüksekti yani öyle diyeyim. Yani yaşım 45 benim. Hani bizim zamanımız alaylıydı. Şimdi işimizi de düzgün yapıyoruz. İnşallah İbrahim Türk İş Başkanımızdan rica ediyoruz. Bir kapı açarsa bize buradan çok seviniriz. Sevgili Mustafa'cığım Recep Tosun şöyle söyleyeyim. Minder'deyken antrenör kursunda yazılı sınav var. Bir sürü üniversite hocalarımız var. Onlardan biz ders alıyoruz. Evet. Ve en son nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Uygulama. En son uygulamaya. Minder'in üstünde. At bakalım kafa kol, at tek bakalım kol, dana bağ, at bakalım çipe, at bakalım salto diyoruz. Şimdi eğer sen giydir bakayım kısmeti o antrenörlük ustalık yapacak kişiye kasnak paça nasıl alınır? İç kazık nasıl yapılır? Mesela. Tamam. Konu anlaşıldı. Senin söylemek istediğin çok net anlaşıldı. Kesinlikle bu tarzdaki bilen kişilere tamam. Verilmesi gerekiyor. Aynen. Şimdi değerli yönetmenimden iki görselimiz var. Onları ekranlara getireyim. Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Antalya
il temsilci tarafından 2024 sezonu yağlı pehlivan güreşi hazırlık toplantısı yapıldı. Sayın Bilal Şahin, Servet Yıldız önderliğinde ekranlara geliyor. Bu tür toplantılar ve briefingler özelinde neler söylersin Şener Sarı? Kısa kısa alayım çünkü yavaş yavaş sonuna geldik. Bu toplantılar çok önemli. Çünkü Akdeniz bölgesi olur, Marmara bölgesi olur, diğer bölgeler olur. Bu bölgelerle ilgili genel anlamda musabakaların oluş şekli, yani yağlı güreşleri. Sevk ve idare. Sevk, idare. Yani antrenöründen, işte hakeminden, işte cazgırından, davul zurnasından, organizasyonlarla ilgili sıkıntılar, genel bir sıkıntılardan ya da ne yapabiliriz organizasyonlarla ilgili daha iyi pozisyona getirebiliriz diye bu tür toplantılar yapılır. Hakem hataları kendi aralarında yine konuşulur. İşte hatalarınız bunlardır. Bunları yapmayınız. Tekrar cazgırlar uyarılır. Davul zurnacılar uyarılır. Organizasyon yapan organizatörler de dahil çağrılır. İşte hani diyelim bu hafta büyük bir CV Enerji, Manavga CV Enerji güreşliği var. Biz burada ne yapabiliriz diye onu da konuşmuş olabilirler. Değerli MHK Başkanım Servet Yıldız abimiz ise Bilal Şahin, değerli büyüklerimiz oradalar. Muhtemelen bunları değerlendirmiş ya da Kumluca güreşi, sezon ilk güreşi hatasız eksiksiz bir müsabaka çıkaralım. Sezon ilk güreşinde yani güzel bir organizasyon olsun. Hakem olarak da gerekenler yapılmasıyla ilgili evet. Öngörüler bulunmuş Recep Tosun. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi son konu başlığımız var. Bunu hemen kapattıktan sonra programda kapanışı yapacağız. 5 numaralı bir gösterimiz var değerli öğretmenim. Onu ekranlara getirelim. Türk yağlı güreşinde uzun yıllardır var olan ama topal ördek misali eksik işleyen VAR sistemi. Değerli Federasyon Başkanım Sayın İbrahim Türkiş hem televizyon yayıncılığına hem de teknik donanımlarla da VAR sisteminin doğru kararlar verilebilme, alınabilme noktasında çok çok büyük önem arz ediyor ve çok üzerine düşüyor. Ben hiçbir federasyon başkanının canlı yayınlara ve VAR sisteminin sağlıklı bir şekilde teknolojik desteklerle sahadaki mücadeleyi ayırt edebilme noktasında inanılmaz derecede önem gösteriyor. Neden? Sonuçta hak yenmesin. Hakka yenilmesin. Buraya çok önem arz ediyor. Yalnız ben de yayın kurulu üyesi olarak başaramadığımız tek nokta burasıydı geçen yıl. Sayın İbrahim Türkiş başkanlığı döneminde. Neden? Oraya bizim tavsiyelerimiz ve öngörülerimiz oldu yayın kurulu üyesi olarak. Ancak uygulamaya bakıldığında bir duvarcıya siz kalıp işi yapın diyemezsiniz. Bir kalıp işçisine de ustasına da sen bu duvar işini yap diyemez. Çünkü farklı alanlar. Evet. Ama maalesef yağlı güreşin yeğesini bilmeyen VAR'da görevlendirmeler yapıldı. Bazı arkadaşlar işte kameralarıyla gelip güreşi hiç bilmediği için nereyi, hangi güreşi, hangi alanı çekeceğini bilmediği için biz MHK kule hakemlerine yeterli bir şekilde VAR'ı sağlıklı bir şekilde kendilerine bu teknik olanakları bir sağlayamadık. Bu açık söyleyeyim. Bu bizim de bu eleştiri bize de gelir. Çünkü ben de yayın kurulu üyesiyim. Ama bu yıl Sayın İbrahim Türkiş, değerli federasyon başkanımız çok çok büyük önem arz ettiği gerekçesiyle tüm MHK üyelerine direktiflerde bulunduğunu, hakkaniyetli karar verebilme, bunu iyi izleyip iyi analiz edebilme noktasında deneyimli güreşin içerisinden gelmiş VAR'da görev alabilecek insanları, görevleri bulun, bunları görevlendirin talimatı vermiş. Bu çok çok büyük bir memnuniyet verici, doğru evet, mu? Tabii ki. Değerli biz antrenörler için çok önemli bir nokta. Buradan kendisine, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her kezden MHK üyesi veya işte başkanlığı beklenmiyor. Bakıyorlar yani kapasitesi yüksek. Şimdi bak ekrana geliyor, burası Elmalı. Evet. Sayın MHK Başkanı Mehmet Yılmaz, değerli ustamız burada VAR'ı nasıl dikkatle takip ediyor hak yememek adına. Evet. Şimdi bu görüntüyü çeken profesyonel güreşin içerisinden biri olması lazım. Aynen. Teknik koşulları çok bilmez ama senin gibi alaylıdır. Aynen. Oradan geldiği için doğru açıyı çeker, ekrana getirir ama teknik bir arkadaş, güreşi bilmeyen biri buyurun görüntü burada, siz arasından seçin bakın der. Dolayısıyla etkili olamayız ama bu yılki VAR'da emin olun değerli güreş severler ve pehlivanlar hiçbir şekilde hakkınız yenmeyecek. Ama geçen yıl ben en asgari ölçüde hata olduğuna inanıyorum. Hata her yerde olabilir. Ama bundan önceki yıllarda çok büyük hatalar olurdu. Geçen yıl bunu minimize ettik. Bu yılda inşallah hiç hata olmayacak. Herkesin içine sinen sonuçlar, itiraflı güreşler, ortak oyunlar olabilir. İşte gözden kaçmış olabilir ama bunlar
deneyimli VAR ekibiyle birlikte, bölgelerde bulunacak ekiple birlikte atasporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. VAR özelinde neler söylemek istersiniz? VAR mı ya da? Şimdi VAR'la alakalı şöyle söyleyeyim Recep Tosun. Eğer ki kulede kaç tane kamera olacak? Ben sadece kuleden çekmeyle yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani o kameraların biraz daha dağılım açısının olmasını söylüyorum. Yani ya en azından yani 3-4 noktadan kamera olup da o kameranın bence de yukarı merkeze bağlanması. Yani bazen oluyor ki çekemiyor. Mesela araya birisi giriyor, bir sporcu giriyor. O açılımı göremiyorsun. Yani bu aynı şekilde 40 bin lira ben çok karşılaştım onunla. Mesela uzak noktada oldu işte görünmüyor hocam falan diye. Ya uzak noktada görünmüyor diye. Yani ben bir sene emek vermişim çocuğa. Yani ne olacak? O zaman bunun hakkı yenecek. Hani o konuda tam nüfus edilmesi gerektiğini aynen söylüyorsun. Yani Şener hocamın dediği gibi 4 noktadan olabilir. Yani niye olmasın ki? Mustafa'cığım evet. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela adam müsabakada yağlı güreşte güreş yapıyor. Kuledeki kamera ayrı. Sen şimdi cep telefonuna çekiyorsun. Görüntü farklı. Farklı. Yani evet. İki görüntü uyuşmuyor bir böyle ama evet. Diyeceksin ki kardeşim bana cep telefonunu getirme kule. Getirme evet. Kardeşim. Ben buradan gördüm ama onun için de sen yeterli sayıda kamerayı yayman gerekiyor. Donanımın iyi olacak. Hele 40 Pınar. Tabii. 40 Pınar çok önemli bir yer. Sadece kuleden kamerayla olmaz Recep Tosun. Şimdi ben şuna katılmıyorum. Sadece 40 Pınar deme. CV Enerji yağlı güreşi gişeler. Benim için köy güreşinde yapılacak olan haksızlık da 40 Pınar'da yapılan haksızlık da aynı. Aynı. Çünkü orada emek var. Orada gözyaşı oluyor, ter döküyor. Hepsinin emeği var. Ben bu anlamda bir hakkının yenmesiyle güreşi bırakan talebelerim oldu yani. Şimdi günah değil yani mi? Bu şekilde nasıl olacak? Usta burada yedilerse yani bir daha yiyecek. Ya oğlum öyle geçen bir şey yılda mı? Nasıl değerlendireceksin bir usta olarak? Şimdi ben en az ölçüde hatalar yapıldığına geçen inanıyorum. Geçen yıl güzel. Belki de yani, hiç olmadı. Teknik anlamda da güzel şeyler oldu. Antrenörler yeri yapıldı. Mesela antrenörler. Yani burada bir samimiyet var değil mi? Mustafa Çelik hocam. Ya, bir planlama var. Ya, zaten samimiyet olmasa başarı gelmez. Yani bizim açımızdan bakmazlarsa yani güzel güreşler düzenlenmez. Olmaz yani. Neden biz sahaya giriyorduk, kirli görüntü oluyordu? Hemen Serdar Yıldırım'a dönüyorum. Böyle itilaflı güreşlerin oldu mu VAR'a giden? Azim'in burada ilk bölümde yaptığımız tabii, Mustafa doğru. Aslan'la mücadele. Gene Mustafa olmuştur. Aslan'la 40 Pınar var mesela. Orada da benim bizim hakkımızı yenildiğine inanıyorum. 40 Pınar'da yarı finalde başa çıktıkları sezon. 2022'de mi? 2021. 2 mi? 2022'de. Mesela yarı final maçında o zaman Ziya evet, Ünlü herhalde MHK başkanıydı. Ben eğer hakkım varsa helal etmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Kesinlikle. Güreş konusunda kimseye hakkımı helal etmem. Herkes işini düzgün yapacak. Biz nasıl zor şartlarda işimizi düzgün yapmaya çalışıyorsak. Tabii, büyük bir emek var. Tabii. Burada. Yani kesinlikle. Öyle küçük bir şey değil abi yani. Çünkü 40 Pınar ya. Çelik, yani ben şunu söyleyeyim. Bir yıl oraya çalışıyoruz biz. Efendim. Şöyle söyleyeyim. Yani çok şey söyleyeyim yani. Art niyetli olacak zannetmiyorum. Eğer ki bunun vebali kaldırmak çok zor. Çok ya. Zor. Sen bak, bu sen şimdi buradan helallik vermiyorum diyorsun biliyor musun? Haklısın ama eğer öyle bir şey yaptıysa gerçekten çok zor onun için. Şimdi ben şuradan Mustafa Çelik yani şunu söylemek istiyorum. Serdar Yıldırım ben sevdiğim bir kardeşim. Çok seviyorum. Şimdi Mustafa Aslan'ı da çok seviyorum. Ben bir hakem olsam Mustafa Çelik'le Serdar Yıldırım güreşinde Serdar Yıldırım kazansa ben bir şey kaybetmiyorum. Aynen. Mustafa Arslan kaybetse ben bir şey kazanmıyorum. Dolayısıyla tabii. Bir pehlivan, kuleye çıkmış bir pehlivan, eski baş pehlivan bilerek hak yemez. Kesinlikle. Hatalı karar verebilir. Hata verebilir ama bunda, ben de zannediyorum. Valla benim yüzüme yani. Kendi memleketi için Serdar, bunun için benim yanıma gelme deyip seni severim Mustafa Çelik ama benim memleketimden adam için bana itiraza gelme diyen hani kule hakemleri gördüm yani. Sen inanıyor musun? Bilerek hak yiyeceklerini. Yani bir baş pehlivan meğer. Çok zor. Çok... İnançlı insan aynen. Kolay kolay hak yiyemez Mustafa Çelik. Yani bak ben şöyle söyleyeyim bir anım var anlatayım size. Biraz hızlı çünkü artık programı kapanışı minder güreşi. Minder güreşti. Birisi şu anda Yusuf Yüksel ilçe spor müdürümüz biliyorsunuz. Evet. Birisi de rahmetli Yalçın Tezcan. Biz de minder hakemliği yapıyoruz. Bize dedi ki o zaman Sakaryalı Suat Beyenal hocamız var. Ondan eğitimler aldık biz. Ve hakem olduk. Kocaeli bölgesi minder hakemi olduk. İnanın ki dediler ki Tom Bey'i gördüğünüz zaman, iki omuzu gördüğünüz zaman tuşu vereceksiniz diye. İnanın ki Tom Bey'i verdiler. Ben ikisi de çok seviyorum.
Ve ben tuşu verdim. Tuşta Yusuf Yüksel galipti. Belki 10 maç yapsa 9'unu Yalçın Tezcan alacaktı ama Yusuf Yüksel'in kolunu kaldırdım. Tuşu verdim. Abi doğrusu. Ben vicdanım rahat. Ben doğru verdim. Hiç kimse haksızlık yapmadım. Hani böyle de olabilir Mustafa Çelik yani. Yok abi öyle değil. Sonuçta biz de bu işin içinden geliyoruz. Şimdi Recep Kara itiraz etmişti hatırlıyorsunuz. Yani siz biliyorsunuz güreşi ama biz de bu işin çok içinden geliyoruz. Sonuçta biz de izliyoruz bakıyoruz diye. Şimdi biz de o hesap yani. Biz de izliyoruz bakıyoruz yani. Hakimiyet var mı? Bastırma var mı? Ya şimdi kurallar değişiyor. Yani yağlı güreşte ya 3 nokta değecek, 4 nokta değecek bilmem falan filan. Ya hakimiyet var mı? Bastırdın mı? Tamam maç senindir. Ya 2-3 saniye bekleyeceğim falan filan. Bence yanlış bir karardı onlar. Şu an güzel gidiyor. Bastıran hani veriliyor. Güzel bir şey. 3 nokta muhabbetine çok kişi de yandı yani. Evet, doğru mu usta? Yani en güzel yani, karar zaten Kurtlere'de, Federasyon Başkanımızın yani 3 noktayı şu anki güzel. Yani bastırdın mı maç bitiyor. Gayet yağlı güreşte güzel şeyler oluyor. İbrahim Türk Güreş Başkanı'nın. Bir ilme kazandırdı başkanımıza teşekkür ediyorum bundan biz. Gerçekten güreşlerin daha güzel, daha heyecanlı, daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Gençlerin daha güzel müsabakalar çıkaracağını, Serdar Yıldırım'dan, işte diğer gençlerimizden güzel müsabakalar yapacağını düşünüyorum. Yani bu 2024 yılı daha farklı olacak yağlı güreş için inşallah. Gençler için. Senin sizin mesela senin yaptıkların takdire şayan. Zaten ben seni küçüklüğünden beri tanıyorum. Eyvallah. Yapmış olduğun Karapürçek'teki çalışmalar, özverili çalışmalar herkes biliyor, Türkiye biliyor. Yetiştirmiş olduğun çocuklar bunlar zaten kendini belli ediyor. Hepsi zaten hepsi ayrı ayrı. Emek yani verince oluyor. Burada bir Mustafa Çelik gayreti var. Biz buradan hem Karapürçek Belediye Başkanımıza hem diğer başkanlarımıza söylüyoruz. Sakarya'nın evlatları, Akyazı'nın çocukları, Karabürçek'in çocukları, Ataspor'u güreş yapan pehlivanları, baş pehlivanlarına sahip çıkalım, destek verelim. Oranın başkanı, buranın başkanı demeden yani başkanlarımızdan, Ataspor'umuzu yani il olarak, yağlı güreşe, yani Karabürçek'te bir araya çatıya bir araya getirelim. Mehmet başkanımıza buradan sesleniyoruz. Mustafa Çelik, diğer hocalarımız olur. Hepsi hep beraber o bölgenin gençlerine sahip çıkalım. Bu sporumuz var olsun, yaşasın diyorum. Akyazı Akbalı güreşlerinin tarihi alındı mı? Yakın sürede alınacak. Öyle mi? Yani başkanla bir görüşme olacak diye biliyorum. Bilal Soykan başkanımızla. Buradan ona da teşekkür ediyoruz. Yani geçen sene güzel güreşler oldu. Çamur olmasına devam ediyor. Güreşe de çok sıcak bakıyor. Yani baş pehlivan Serdar Yıldırım'ı da aldı biliyorsunuz işte. Yani Akyazı Belediye Başkanı'nı sağladı. Teşekkür ediyoruz buradan. Güreşi seven bir adam. Rabbim gönlüne göre verdi. Tekrar bir 5 yıl daha inşallah başkanlık yapacak. Bizim belediye başkanımız Mehmet Çorulu başkanımızdan da hani Karapürçek. Aynen Karapürçek belediye başkanımız da güreşi seviyor. Babası da seviyordu. İnşallah, kendisi de seviyor. İnşallah güzel şeyler olacak. Durum böyle abi. Adem Altun nasıl size destek veriyor mu? Ben onu merak ettim. Adem Altun yani ilçe spor müdürü olup da yani o kadar girgin bir ilçe spor müdürü herhalde sade Adem Altun'dur. Bilmiyorum yani. Kendini aşan hani bir şekilde çalışıyor. Yani gece 10'da 11'de arayın. Emin olun salondadır evet. Yani. Şimdi yavaş yavaş program sonuna geldik ama alo. Şimdi telefonun diğer ucunda bana alo diyen biri var. Kim biliyor musunuz? Cumartesi günü önümüzdeki hafta 27 Nisan'da değerli öğretmenim ekranlara getirecektir. 4 numaralı bandımızı. Evet. 12'de 12, 12'de 12 mi, 13'te 13 mü Kubilay? 12'de 12. Evet, Kubilay Avcı. 13'te 13 yapacağız abi. İnşallah işte Kubilay Avcı, ya onun tabiri Türk Mike Tyson önümüzdeki cumartesi günü yani Kumluca güreşinden bir gün önce Fethiye'de ringe çıkacak ve rakibiyle kapışacak. Çok güzel bir kariyeri söz sahibi olacak inşallah gelecekte. Sinan Şamil Sam gibi bizi, ülkemizi dünyada temsil edecek. Kubilay hoş geldin Odur Meydan programına. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? Çalışmaların ne aşamada? Artık sona gelindi herhalde. Abi biliyorsun heyecan her zaman var. Kendi evinde ringe çıkıyorsun. Halk bile şu anda çok sabırsız. Bir Fethiye merkeze indiğim zaman herkes maçı soruyor. Hazır olduğumu soruyor. Evet. Hazırım abi şu anda. Fethiye'mizin genç yetenekleri var abi. Kendi salonumdan yetiştirdiğim boksörlerimiz var. Evet. İnşallah her şekilde hazırız abi. Alt maç olarak onlar çıkacaklar, değil mi? Evet, doğru. Sonra abi, alt maç
WBC, WBC kemerini almak için ringe çıkacaksın, ünvanını korumak için. Hayır abi, ünvan maçı değil bu. Değil mi? Normal puan maçım. Avrupa Dünya WBC puanımı korumak için ringde olacağım abi. Harika. Rakibinden biraz bahseder misin? Rakibim benden çok uzun boylu. 1.90 boylarında. En sevdiğim rakip. Çünkü biliyorsun ben kısayım ve yakın dövüşmeyi çok seviyorum. Evet. Çok iyi iddialı olduğunu söyledi. Beni kendi evimde yeneceğini söyledi. Bakalım İnşallah göreceğiz. Senin dedim ona en son sözü ben koyacağım ringde diye. Şimdi şöyle bir özelliğim var. Senin toplamda kaç round'tu bu maçlar? Senin maçların? Normalde 10 round ama şöyle bir şey var. Şener Sar, değerli Serdar Yıldırım baş pehlivanım, ikinci, üçüncü roundlarda hepsini nakavt ediyor. Böyle bir özelliği sahip. 13 karşılaşmanın kaçı nakavtla bitti Kubilay? 13 maçının 9'u nakavtla bitti. İnanılmaz bir istatistik. Çok güzel. Valla gönülden tebrik ediyoruz seni. Yanındayız Kubilay. İnşallah önümüzdeki 27 Nisan Cumartesi akşamı kemeri boynuna takarsın inşallah. Çok teşekkür ederim abi. Kendine i̇nşallah iyi bak. Görüşmek üzere. Seçkin abine de kucak dolu sevgiler. Aleykümselam abi. Evet. Kubilay Avcı Türk boksun yeni Mike Tyson lakaplı ismi gelecek vaat ediyor. Sinan Şamlı Sam ustası gibi inşallah ünvanını elinde bulunduracak. Hocam teşekkür ediyorum. Serdar, değerli biz kardeşim. Ayağına sağlık. Sen de ayağına sağlık. Şener hocam usta. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de arkadaşlarımızı, çıraklarımızı burada ağırladık. Tabii ki onların da buraya geldiler. Teşekkür ediyoruz bunlara. 2024 yılının sezonun hayırlı olmasını diliyoruz kendilerine. Evet değerli güreş severler, bir hodri meydan programının sonuna geldik. Türkiye adı güreşinin en genç baş pehlivanlık ünvanını bu yüzyılda elinde bulunduran, yani baş pehlivanlık boyuna güreşmeye hak kazanan Serdar Yıldırım, Osman Kan Yıldıray Pala'dan sonra Serdar Yıldırım yayın konuğumuzdu. Diğer konuklarımız da inşallah Osman Kan'ı da Yıldıray Pala'yı da konuk olarak alacağız. Nokta TV, Ekin Türk TV, World Türk TV ortak canlı yayınla Hodri Meydan programına birlikte olduk. Önümüzdeki hafta 28 Nisan Pazar günü Antalya Kumluca, 5 Mayıs Pazar günü de Muğla inşallah Fethiye Karaçullah Er Meydanı'nda, daha sonra da 10, 11, 12 Mayıs'ta CV Enerji Ağlı Güreş Ligi'nin ilk etabını oluşturan Antalya Manavgat Er Meydanı'nda birlikte olmak ümidiyle değilim ama Manavgat haftasında yine Hodri Meydan programımız olacak. Onu da uzun uzadıya Şener Sar Hocam ile birlikte masaya yatıracağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına başka bir akşam yine başka bir Hodri Meydan programıyla birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın. Alasmaladık. Mutlu akşamlar Türkiye. Mehmet Yeşileş'in arasında güreş Recep Karaya doğru yükselmeye başladı. Eğer oradan koltuk aldı, tekrarlarsa tekrarladı. Bastırabilir. Kafayı sokup bastırdı. Bu da yetti.